Gerçekler ortaya çıkıyor, sır olarak bildiklerimiz ilk kez Hani TV'de ekrana geliyor. Yeni bir program başlıyor. Gizli talimatları, telsiz konuşmaları, PKK yöneticilerinin öz eleştirileri, sansürsüz avukat görüşmeleri, hepsi Hani TV'de yayınlanıyor. Salih Aras ve Selim Çürükaya arşivini açıyorlar. Şimdi bu açık vermeleri bir fırsat oldu. Örneğin o görüşmelerde PKK inkar ediliyor. Yani PKK diye bir örgüt yok. Kongreniz bir politika değişikliği mi yaptı? Merkez komiteniz böyle kararları var mı? Abdullah Öcalan diyor bizde her şey bende başlıyor, bende bitiyor. Yepyeni belgeler, hiçbir yerde yayınlanmamış konuşmalar Salih Aras ve Selim Çürükkaya'nın yorumlarıyla ekrana geliyor. Sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Kandil programına hoş geldiniz. Benim sevgili arkadaşım Mehmet Müfit'i ilk olarak bu programda gördünüz. Müfit merhaba. Merhaba, merhaba Deriza Selim. Merhaba. Hoş, merhaba Herati. Hoş geldiniz. Bu program biraz böyle tarihi, biraz da belgeli bir programdır. Daha önce değerli seyirciler biliyorsunuz Sayın Kemal Burkay'la bir röportaj yapmıştık. O röportajın konusu 1993 Mart ayında Kemal Burkay ile Abdullah Öcalan arasında yapılan bir mütabakat vardı. O mütabakatın konusu üzerinde biz konuştuk. Kemal Burkay ilginç bir söz söyledi. Dedi ki ben de Abdullah Öcalan bu mutabakatı imzaladık. Önce bana çok sayıda eleştiri geldi. Sonra diğer Kürt örgütleri hepsi dedi koşa koşa Şam'a gittiler. Böyle bir terim kullandı. Şimdi Kek Müfit'i bizim programa çağırmamızın nedeni kendisi bana dedi ki Turgut Özal ile Mam Celal yani Celal Talabani Şam'a gitmeden önce görüşme yapmışlardı ve ilginç şeyler anlatmıştı Mam Celal'a ve Mam Celal geldi bizimle konuştu. Biz kendisi anlatacak neden Şam'a gitmediklerini onu şey yapacağız, onun üzerine konuşacağız ama bu konuşma başlamadan önce o mütabakatı tekrar ekrana getirmek istiyoruz. Çünkü bir önceki Kemal Burkay'ın programında mütabakatın klibi iyi yapılmamıştı. Hem de seyircilerimiz mütabakatın ne olduğunu daha iyi anlamış olacaklar. Onun için rejiden önce o klibin getirilmesini ve çağrılmasını istiyorum. Onu izleyelim. Kamuoyuna 19 Mart 1993 günü bir araya gelen Kürdistan İşçi Partisi Genel Sekreteri Abdullah Öcalan'la Kürdistan Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Kemal Burkay aşağıdaki konularda görüş birliğine varmışlar ve bu açıklamanın kamuoyuna duyurulmasını uygun görmüşlerdir. 1. Kürdistan'ın aynı veya değişik parçalarından yurtsever örgütler birbirlerinin varlığına saygı göstermeli, aralarında var olan veya olabilecek sorunları karşılıklı diyalog yoluyla ve barışçı yöntemlerle çözmelidirler. Yurtsever örgütler arasında şiddete başvurulmamalı, tartışmalarda düşmanca ve saldırgan bir dil kullanılmamalıdır. 2. PSK ve PKK, Kuzey Kürdistan yurtsever örgütleri arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi, işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi ve giderek ortak bir cephenin oluşturulması için çaba göstereceklerdir. İki parti bu amaçla yakın bir zamanda ortak bir toplantı düzenlenmesi için yurtsever parti ve örgütlere çağrı yapacaklardır. 3. Kürt ulusu da her onurlu ulus gibi özgür yaşama, kendi geleceğiyle ilgili olarak serbestçe karar verme, zulüm ve baskıya karşı direnme hakkına sahiptir.
Bu haklar Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve AGİK Sözleşmesi'nde dile getirilmiştir. Son yıllarda Kürt kimliğini tanıdığını ileri süren Türk hükümeti, Kürt halkının meşru haklarını tanımamakta ısrar ediyor. Oysa Kürtlerin temel hakları tanınmadan Kürt kimliğini tanıyorum demenin bir anlamı yoktur. Kürt soruna adil bir çözüm ancak iki halkın eşitliği temelinde mümkündür. Biz böylesine demokratik bir yapıda iki halkın yan yana, kardeşçe, barış içinde yaşayabileceği görüşündeyiz. Bunun biçimi demokratik federasyondur. Bunun için de Türk Devleti'nin yıllardır süregelen baskı politikasının sonucu olan bugünkü çatışma ortamı sona ermeli, sorunun barışçı çözümüne yol açılmalıdır. Türk hükümeti de eğer gerçekten barış, demokrasi ve eşitlik istiyorsa aşağıdaki acil adımları bir an önce atmalıdır. 1. Karşılıklı olarak ateş kesilmelidir. PKK'nin attığı ilk adım bu bakımdan iyi ve tarihi bir fırsattır. 2. Kürdistan'da olağanüstü hale, bölge valiliği sistemine son verilmeli, kontrgerilla, özel timler ve köy korucuları dağıtılmalıdır. 3. Kürt ulusunun varlığını ve haklarını da güvence altına alan demokratik bir anayasa yapılmalı, tüm antidemokratik yasa ve kurumlar kaldırılmalıdır. 4. Genel af çıkarılmalıdır. 5. Düşünce, söz, basın ve örgütlenme özgürlükleri tam olarak tanınmalıdır. 6. Partilerimiz de dahil tüm yasaklı partilerin ülkenin legal politik yaşamına serbestçe katılma olanağı tanınmalıdır. 7. Kürt dili, tarihi, kültürü üzerindeki baskılar son bulmalı, Kürtçe eğitim olanağı sağlanmalı, radyo ve televizyon Kürtçe yayın yapmalıdır. 8. Mevcut ortam nedeniyle Kürdistan'dan göç etmek zorunda kalanların ya da sürgün edilenlerin yerlerine dönmelerine olanak sağlanmalı ve zararları tazmin edilmelidir. 9. Kürdistan'ın son yıllarda daha da yıkılan ekonomisinin iyileştirilmesi, tarım ve ticaretin yeniden canlandırılması için köklü ekonomik programlar uygulanmalıdır. Bu vesileyle halkımızın Nevroz Bayramı'nı yürekten kutlarız. PKK Genel Sekreteri Abdullah Öcalan, PSK Genel Sekreteri Kemal Burkay. Evet, deklarasyonun içeriği budur. Şimdi önce Daza Müfit senden öğrenmek istediğimiz, hatta kamuoyunun da yeterince bilmediği, bu deklarasyon imzalanmadan önce Mam Celal Türkiye'ye gitmişti. Turgut Özal onunla detaylı olarak konuşmuştu. Mam Celal Süleymaniye'ye döndüğü zaman bu konuda sizlere neleri anlatmıştı? Evet. Teşekkürler Kekselim sana ve Keksalha. Bu programa çağırdığınız için izleyicilere de buradan selamlarımı iletiyorum. Tabii Kürdistan, Kürt halkının, Kürt kamuoyunun bazı şeyleri bilmesi gerekiyor. Kendi tarihini yakın, uzak tarihi olduğu gibi yakın tarihini de bilmesi gerekiyor. Ne oldu, ne bitti, nasıl oldu, niye bugünlere geldik, neler yaşandı, bunların detaylıca bilinmesi gerekiyor ki bir takım dersler çıkarabilelim. Bunu biz, yani milletin, Kürtlerin kendi tarihinden öğrenmesi nostalji yapmak değildir. Ders çıkarmaktır. Onun için anlatılması ve öğrenilmesi lazım. Şimdi Mam Celal daha son Özal onu çağırmıştı. Oraya gitmeden önce zaten görüşmelerimizde söylüyordu. Yani bir takım değişimler olacak Orta Doğu'da. Çünkü Birinci Körfez Savaşı olmuştu biliyorsunuz. Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra özellikle Amerika Orta Doğu'ya ciddi bir müdahalede bulundu. Savaş oldu, Saddam iktidarını kaybetti ve bunu takiben Türklerin paçası tutuşmaya başladı. Tutuştuğu paçaları ve bir şeylerin döndüğünü, bunun bu durumun kendilerini son derece sadece rahatsız etmekle kalmıyor ve direkt Türkiye'yi ilgilendirdiğini, hatta vurduğu şeklinde bir kanaate vardılar. Çünkü Amerika bir takım değişiklikler istiyordu. O dönemde eğer hatırlarsanız Türkler, yani Raper'in olayından sonra Amerika'nın da doğrudan müdahalesiyle Güneylilerle ilişki geliştirdi. İşte KDP ve Yeneke yöneticilerine Mam Celal ve Kek Mesut başta olmak üzere
kırmızı pasportlar verdiler. İlişkilerini resmileştirdiler. Fakat o dönemde Amerika'nın ve Avrupa'nın da desteklediği bir süreç vardı. Ve bunu biz Mamcelan'dan bizzat kendimiz birkaç kere dinledik. Fakat Turgut Özal onu çağırdıktan sonra biliyorsun ondan önce bir savaş oldu PKK ile Kürdistan, Güney Kürdistan'da seçim raperinden sonra 92'de seçimler oldu. Seçimlerden sonra Kürdistan ilk defa 100 yıllık tarihinde bütün Kürdistan parçalarında bir şey oldu. Parlamento, resmi olarak bir parlamento kuruldu. Kürdistan parlamentosu açıldı. Kürdistan parlamentosunun açılışından 5 gün sonra PKK Kürdistan parlamentosuna, daha doğrusu KDP ve YNK'ye savaş ilan etti. Onu biliyoruz. Hepimiz yaşadık. Ben bizzat kendim de oradaydım. Olaya şahit oldum. Şimdi bu olaydan sonra tabii orada PKK yenilgiye uğratıldı. Yani maalesef çok kötü bir kıyım oldu. KDP ve YNK'den 300'ün üzerinde peşmerge öldürüldü. KDP ve YNK'nin verdiği bilgiye göre 800 ile 900 kişi arasında PKK gerillasını kaybetti. Yüzlercesini tutukladılar. O tutuklu olanları ben bizzat kendim de cezaevlerinde gittim, ziyaret ettim ve gördüm onları. Durumlarını gördüm. O doğruydu nitekim. Çok kötü şeyler oldu. Yani Kürt kanı aktı orada. Türk devleti direkt müdahale etti. İran devleti direkt müdahale etti. Ama ondan önce İran, Suriye ve Türk devletleri üçü bir araya geldi parlamento kurulduğu zaman. Ve bir karar aldılar. O kararlarını PKK'ya uygulattılar. Bunu biliyoruz. Bunun üzerine tartışabiliriz, konuşabiliriz. Şimdi böyle bir olay olduktan sonra tabii Özal, Türk devleti yetkilileri direkt Güneylerle de ilişkiler içerisinde olduklarından dolayı Özal Mamcelal'ı şeye çağırdı. 93'ün başında sanıyorum Mart ayı olması lazım. Mart'ın başı olması gerekiyor. Ankara'ya çağırdı. Mamcelal gitti. Geldikten bir gün sonra bize haber gönderdi. Kendi yetkili bir arkadaşla, ki tanıyorum onu. Onun Muhammed Sultan diye bir arkadaş vardı. Yeneke'nin Kaladize Ranya sorumlusu, eski peşmerge, öğretmen birisi. Mamos'ta diyorduk biz ona. Velhasıl geldi, dedi ki Mamcelal acil sizi Süleymaniye'ye çağırıyor. Peki dedik, o zaman oldu ve kalktık gittik. Ertesi günü ben ve bir arkadaş, çünkü havada şöyle bir şey var, bir kural var, tüzük kuralı. Hiçbir zaman tek başına hiçbir yetkili başkalarıyla görüşemez diye, başka partilerle, devletlerle, bilmem ne, zaten sömürgeci devletlerle ilişkiyi KAVA yasaklamıştık kendi tüzüğü. Eş başkan sistemi var diyorsun. Şimdi bizde eş başkanlık yoktu, hayır. Bizde politbüro da yoktu, başkan da yok, sekreter de yoktu. KAVA, evet, yani bir kişi gidemez, iki kişi olması lazım. En azından görüş, çünkü bir KAVA'da Merkez Komitesi var. Merkez Komitesi'nin üstünde de bir 3 kişilik sekreterye var. O görüşmeleri o sekreterye yürütüyordu. Velhasıl bir arkadaşla birlikte, yani bizde 2 kişinin olması lazım. İyi bir şey. Doğru. Resmi görüşmelerde hiçbir zaman tek başına gidip görüşme yapmıyorsun. Böyle bir kural vardı. Biz bu kuralı tabii doğal olarak yerine getirdik. Bir arkadaşla birlikte gittim ve Mamcelal'ı gördük biz. Gördük. Mamcelal çok heyecanlıydı. Belli bir sohbetten sonra biz kaldık, onların politbüro üyeleri de birkaç kişi oturuyordu. Sohbetten ne, bize sohbet lazım. Sohbet değil, konuşuyoruz, bilgi aktarıyor bize. Evet. Şunu aktar. Dedi ki bak dedi, çok önemli gelişmeler var. Ben daha önce de size bahsetmiştim. İşin içinde Amerika var, işin içerisinde Avrupa devletleri var ve çok ciddi gelişmeler olacak. Türkiye'de dedi ciddi gelişmeler olacak. Bu bizi de ilgilendiriyor. Çünkü Türklerin şöyle bir tavrı vardı. İşte onlar Musul ve Kerkük olayını biliyorsun, kaybettiklerinde hiçbir zaman hazmetmemişlerdi. Hep böyle misak-ı milli sınırları içine katmaya çalışıyorlardı. Türkler onu yeniden hatırlarsanız o dönemde tartışma konusu yaptılar. Onlar Türklerin görüşü şuydu. Mamcelal diyordu ki Türkler bize öneriyorlar. Güney Kürdistan'ı da Özal, ama bu Özal ve ekibi bunu savunuyor. Amerika'nın da desteğiyle Kuzey Irak'ı da Türkiye'ye katalım. Böyle bir şeye dayatıyorlar. Konuşuyorlar aslında. Dayatma değil, konuşuyorlar. Mamcelal da o zaman
tavrını hatta basında da çıktı. Dedi ki açık bir şekilde, tamam dedi, biz bunu kabul ediyoruz. Eski Musul vilayeti, yani Kuzey Irak diye Türklerin tabir ettiği Musul vilayeti, bugünkü Güney Kürdistan, Türkiye'ye bağlansın ama bir koşulla. Biz federasyon olacağız. Yani Güney Kürdistan'la Kuzey Kürdistan birleşecek, bir tek parça haline gelecek ve Türk devletiyle federasyon olursak biz bunu kabul ederiz dedi. Basında da bunu tartıştım amcalar. Şimdi bunu anlattı. Dedi ki Özal bu konuda çok ciddi dedi. Çok ciddi ve yani bir dakika, burada seyirci tam anlamadı. Evet. Burada yani şunu mu demek istiyorsun? Özal Celal Talabani'ye diyor ki siz bize bağlanın, yani Musul ve Kerkük bize bağlansın, yani Güney Kürdistan. Mam Celal da diyor ki tamam biz size bağlanırız ama Kuzey Kürdistan'da oraya da, yani federasyon Kuzey ve Güney'i birlikte içersin. Tabii. Onu mu demek istiyor? Tabii. Türkiye ve Kürdistan Federasyonu olacak. O zaman meşhur bir sözü vardı. Federasyonu tartışabiliriz. Özal'ın bir sözü Özal vardı. Onu, evet, onu mecbur kaldı. Sonradan basına açıklama yaptı biliyorsunuz. Biz federasyonu da tartışabiliriz. Açık bir şekilde tavır koydu Özal. Şimdi Özal'ın bir ekibi oluşmuştu aslında. Yani Mam Celal'ın anlattığına göre. Çünkü biz o zaman kendisiyle bu mevzuyu konuştuğumuz zaman, yani bize aktardı ve onu bitireyim önce, neyi istedi bizden. Dedi ki ben sizi buraya çağırdım. Ben dedi sizinle bu görüşmeyi yaptıktan sonra gideceğim dedi. Şeyi de konuşacağım. Yani kuzeydeki Kürt partileriyle konuşacağım. Kemal Burkay'ın ismini de söyledi. Dedi onunla da görüşeceğim. Fakat dedi ben sizin Kava'nın bu sürece dahil olmasını istiyorum dedi. Niye dedik? Çünkü dedi biz ondan sonra görüştükten sonra Şam'a gideceğim dedi ben. Ve diğerlerini de oraya çağıracağım dedi. Kemal Burkay'dır, diğerleridir, bilmem nedir. O zaman hatırlarsınız Hevgırt'ın diye bir parti kurulmuştu yeniyim. Yani Türkiye KDP'sinin bir kısmı, işte Rızgaricilerin bir kısmı, Özgürlük Yolundan ayrılanların bir kısmı. Velhasıl bir sürü insanın, tanınmış simaların bir araya geldiği Hevgırt'ın PDK diye bir parti kuruldu. Onu hatırlar mısınız bilmiyorum. Evet evet hatırlıyoruz. Onlar dedi ben onlarla da görüşeceğim. Diğer bir takım işte o legal hala milletvekili o dönemde olanlar vardı hatırlıyorsunuz. Onlarla da görüş. İşte Ahmet Türk'tür, diğerleri de onlarla görüşeceğiz. Ve Şam'a çağıracağım onları dedi. Gidip Abdullah Öcalan'la görüşeceğiz. Özal ateşkesi istiyor. Bu işi barışçıl yollarla halletmek istiyor. Ama arkasında dedi, arkasında aslında Türklerin dedi böyle bir görüşleri var. Yani Musul vilayetinin Türkiye'ye katılma istekleri var. Bunu konuşuyorlar. Ben de onlara bizzat dedim ki tamam biz kabul ederiz ama federasyon olma koşuluyla. Olay bu ve bana dedi ki benle arkadaşıma dedi siz gelin bu sürece katılın. Ben de dedim ki İmam Celal bu önemli bir mesele. Çok teşekkür ediyoruz bu bilgiler için. Tabii başka şeyler de konuştuk. Dedim gidip şey yapacağız. Yani Merkez Komitesi ile konuşmamız lazım. Merkez Komitesi'nden karar almamız gerekiyor. Sana bildireceğiz eğer müsaade edersen bir iki gün. Tamam dedi o zaman. Ama ben dedi olayı ciddiye almanızı istiyorum. Olay çok ciddidir. Ve sizin gelmenizi o sürece katılmanızı istiyorum dedi. İlk defa da dedi daha kimseyle görüşmemişim. Size anlatıyorum bu olayı ve umarım gelirsiniz dedi. Böyle. Neyse biz ayrıldık geldik. Arkadaşlar niye gitmediniz o zaman? Efendim? O zaman niye gitmediniz? Bir dakika onu anlatıyorum. Merkez Komitesi ile oturduk konuştuk biz. Merkez Komitesi bu olayı görüştü. Ve biz Türk Devleti'nin bu meselede ciddi olmadığını, yani meseleyi çözebilecek bir tutumunun olmadığı kanaatine vardık. Çünkü bizi ilgilendiren Türk ordusunun tavrıydı. Biz onu konuştuk, epey tartıştık kendi aramızda. Bir, ikincisi bir de Abdullah Öcalan'ın durumunu da konuştuk. Abdullah Öcalan bu olayı çözemez dedik. Konumu ortada. Çünkü kendisine güvenmiyoruz. Bize bir sene önceden, daha önce de bizi vurma, öldürtme, likide etme tavrını koyan bir insan. Biz dedi ki biz Şam'a gitmeyeceğiz. Birincisi Abdullah Öcalan'ın konumundan dolayı. İkincisi Türk ordusu bu meselede Mam Celal her ne kadar diyorsa, Özal'ın destekleyen generaller var diyorsa da
Biz dedik Türk ordusunun bu konuda bir kanaate, bir politika oluşturduğu şeklin, yani kanaatinde değiliz dedik ve gitmemeye kararı verdik. Tartıştık ve gitmeme kararı verdik. Ertesi günü Mam Celal'a bizzat, yine ben o arkadaş gittik ve Mam Celal'la konuştuk. Durumu anlattım kendisine. Merkez Komitesi'nin kararını ilettim. Mam Celal bayağı sinirlendi bize. Kızdı ve sinirlendi. Ya dedi, siz yani olayı idrak etmiyor musunuz? İşte Amerika var arkasında. Özal bu olayı kesinlikle çözmek istiyor. Bilmem ne. Onunla ordunun durumunu ve tutumunu konuştuk. O dedi ki bak, onun istiyor, yani hükümet istiyor dedi. Özal'ı destekleyenler var. Ordunun tavrı dedi ki, o da tam bilmiyor ama dedi, Özal'ı destekleyenler var dedi. Şimdi Özal'ı destekleyenler var dediklerini biliyorsunuz. Mesela Genelkurmay Milli Güvenlik Kurulu'na dahil olan Jandarma Genel Komutanı vardı. Eşref Bitlis'in. Eşref Bitlis'i öldürüldü. Bahtiyar Aydın, birkaç kişiyim. Eşref Bitlis'in bütün ekibi öldü. Hepsi öldürüldü, likide edildi. Yani bu da gösterdi ki bizim tavrımız doğruydu. Türk devleti bu meseleyi çözebilecek durumda değildi. Böyle bir politikası da yoktu. Bunu gündeme getiren, Türk devletine dayatan Özal ve ekibi, Özal da dahil olmak üzere, likide edildi ve öldürüldüler. Şimdi Mam Celal'la biz bu meseleyi konuştuk. Bize kızdı. Ya siz yanlış yapıyorsunuz dedi. Bak Şam'a gelin dedi. Biz dedik maalesef, yani Merkez Komitesi'ne kararına uymak zorundayız. Ve gelmeyeceğiz dedik. Özür diledik. Ama kendisi bayağı sinirlendi ve kızdı bize. Siz bilirsiniz ama siz yani bu sürece katılmak, dahil olmak istemiyorsunuz. Ben sizin güçlenmenizi istiyorum dedi. Güne, çünkü daha önce Kek Mesut'la da biz bu yönlü bir takım şeyler konuşmuştuk. O şunu da söyledim. Biz ve PKK dışında, çünkü o zaman 92 savaşı olmuştu biliyorsun, çok kötü bir şey demin anlattığım gibi. Yani Kuzey Kürdistan'da bir başka gücün ortaya çıkmasını istiyoruz. Orada da hatırlattı. Kek Mesut da istiyor, PDK de istiyor. Böyle bir şey söyledi. Gelin bu sürece dahil olun ve dışında kalmayın. Ama maalesef biz hatırlattık kendisine. Merkez Komite kararını bildirdik. Ve oradan kendisi de sinirlendi zaten. Ayrıldık oradan. Şimdi Şam'a gitmememizin sebebi bu. Türk devletinin böyle bir politikasının olmadığı, ordu özellikle Milli Güvenlik Kurulu'na zaten dahil, asker vesayeti var. Mümkün değil. 82 şeyi sürüyor, cuntası sürüyor, 82 anayasası var. Yani bize fazla inandırıcı gelmemişti açıkçası. Ama Mam Celal gitti. Kemal Burkay'la konuştu. Diğerleriyle tek tek hepsiyle konuştu. Ve karar verdiler, Şam'a gittiler. Şimdi Kemal Burkay, senin söylediğin şey mesela, biz Kemal Burkay diyor ki, sen demin aktardın. Yani bize karşı çıkanlar sonra Şam'a gitti. Biz Kemal Burkay'la böyle bir şey ne konuşmuşuz? Konuşmadık hiçbir zaman. Böyle bir diyalogumuz da olmadı Şam'a gidip gitmeme konusunda. Ne onunla, ne Hevgirt'inle, ne diğerleriyle, hiç kimseyle bu meselede, ne de Mam Celal'ın bize aktardığı bilgileri. O zaten Şam'a gidenleri kastediyor. Sizi kastetmiyorum. Evet, Şam'a gidenleri. Yani bizi kastetmiyor. Hani onu belirteyim de yanlış anlaşılmasın. Biz Şam'a gitmeyi reddettik. Şam'a gitmedik. Fakat onlar gittiler. Senin söylediğin işte o protokolü de imzaladılar. Diğerleri de gidip imzaladı. Hepsi imzaladı aslında. Onlar imzaladılar. Şimdi sonucu biliyorsunuz. İmzaladıklarına dair bir şey var mı? Yani ben imzaladıklarını duymamışım. Neydi? Ama cephe çalışmalarına katılmışlar. Yani bu cephe çalışmasına sonradan biz de katıldık. Biz de katıldık. Ona geleceğiz. Peki, evet. Yani ama diğerleri. Onlar şimdi mesela Ahmet Türk imzaladı mı? Hamreş Reşo imzaladı mı? İbrahim Güçlü imzaladı mı? Bunları bilmiyorum. Ben oraya gittiklerini ve o protokolün imzalanması meselesi anında orada olduklarını biliyorum. Sen de biliyorsun, evet. Ben de biliyorum. Kamuoyu da ilgili olanlar biliyorlar. Şimdi ama resmi olarak imzaladılar mı? Sadece Kemal Burkay'la mı sınırlı kaldı? Abdullah Öcalan'la mı sınırlı kaldı? Onu bilmiyorum. Fakat oradaydılar. Onlar da oradaydılar. Ama şimdi protokolün içeriğine baktığımız zaman protokolün içeriği çok iyidir. Mesela Kürt örgütleri arasında şiddet olmasın, tartışma yoluyla kendi sorunlarını halletsinler, genel af çıksın,
Kürtlere federasyon verilsin. Kürt ne buna ben, yani içerik olarak şey değil bana göre, yani karşı çıkılması gereken bir metin değildir. Yani ben bütünüyle onaylanması taraftarı değilim ama dediğin gibi olumlu şeyler var. Zaten o olumlu şeyi gördüğümüz için noktaları biz sonradan cephe çalışmalarına katılma kararı verdik. Yani hadise bu. Peki cephe çalışmaları mesela bu konuda kamuoyu yeterince bir bilgiye sahip değildir. Yani Şam'da, yani PKK cephesinde yapılan propaganda kendi kitlesini inandırmak için bizim ulusal meclisi feshetti ve kendi kitlesine denildi ki ulusal meclis dar bir meclisti, Kürt örgütleri içinde değildi. Önderlik bütün Kürt örgütlerini artık Celal Talabani piyasadan çıkarılmıştı. Önderlik yani APO bütün Kürt örgütlerini Şam'a çağırmış ve demiş ki onlara gelin biz bir ulusal cephe kuracağız. Bu ulusal cephe kurulduktan sonra bir ulusal meclis kursun. Böyle kendi kitlesini böyle inandırdı ve Avrupa'da ne gibi bir faaliyet? Ben kendim o zaman tutukluydum. Sonradan duymuşum ama Avrupa'da mesela birlikte neler yaptınız? Onu şimdi, mesela böyle somut olsun ki bir yani seyirciler bilsinler neler yapılmış. Birlikte veya yapılmamış. Birlikte fazla bir şey yapılmadı ama olumlu bir hava esti. Kürt milleti çok iyi karşıladı o birliğin. Yani bir cephenin kuruluş olayını, kurulması gerektiği konusunda desteğini verdi ve her yerde olumlu bir hava esti. Sadece Bonn yürüyüşü ortak yapıldı. O çok iyi bir şey oldu, etki de yaptı nitekim. Fakat ondan önce tabii cephe çalışmaları başladı. Toplam olarak ama Kuzey Kürdistan'da Bonn yürüyüşünün? Bonn yürüyüşü cepheyi ilan etti. Yani daha doğrusu cephe kurulmadı da cephenin faaliyetini şey yaptı, gündeme getirdi. Birlikten yana bir işte Kürt milletinin birliğine dayalı bir faaliyetin başladığını, bu amaçla Kürtlerin birliğini kamuoyuna duyurmak için böyle bir şey oldu. Bir miting, büyük bir miting yapıldı. Kava'da katıldı. O bir malumatın olsun senin. Kürtçe resmi miting bildirisi değişik dillerde okundu. Kürtçesini de ben yaptım o zaman. Kürtçe cephe adına ben Kürtçesini okudum. Mesela hatırlayabiliyor musun yaptığın o konuşmanın içeriği neydi? İçeriği yani Kürtlerin birliğine ilişkindi. Daha çok o ulusal taleplerine, birliğine iyi bir şeydi, metindi. O metin Türkçe'de okunmuştu, Almanca'da okunmuştu, İngilizce'de okunmuştu yanılmıyorsam. Ve Kürtçe'de okundu. Kürtçesini ben okudum. Bana dediler senin Kürtçen daha iyi bilmem. Neyse velhasıl öyle de bir şey yaptım. Fakat hadise şu. Şimdi bu cepheye 12 Kuzeyli Kürt örgütü katıldı. 12 grup katıldı resmi olarak. Ve birçok toplantılar oldu. Avrupa'nın değişik bölgelerinde. Fakat bizlerin amacı, Bikava'nın amacı ki diğerleriyle de konuşup tartışıyorduk biz aynı şekilde. Bizim amacımız PKK'nin Suriye'nin etkisinden, İran'ın etkisinden, o zaman Türkiye ile olan ilişkileri PKK'nin bu kadar çok konuşulup tartışılmıyordu. Ama İran ve Suriye'nin, özellikle Suriye'nin muhabaratının denetimde olduğu, eğer bu cephe kurulursa milli bir ittifakla belki PKK bu ilişkilerden uzaklaştırılır, daha farklı bir yol izler. Yani sadece Kuzeyli Kürtler arasında çatışmaya, ölüm olaylarına, baskıya son vermekle kalınmaz. Aynı zamanda milli bir cepheyle çok daha iyi bir statü kazanır Milli Kurtuluş Hareketi. Uluslararası planda meşrutiyet kazanır. Böyle bir amaç vardı. Diğer örgütler de bu yönlü düşünüyorlardı. Fakat biz o görüşmelerde Kava olarak şunu gördük. O görüşmelerin başından sonuna kadar biz vardık. En son toplantısına Kava ev sahipliği yaptı. En son cephe toplantısına Kava ev sahipliği yaptı. Şimdi ondan sonra
Şam'a gitme kararını PKK dayattı. Ama ne biz ne diğer örgütler bunu hatta birçokları kabul etti ama biz kabul etmedik. Biz Şam'a gidilmemesi gerektiğini, Suriye'nin muhabaratının olduğu onun gölgesinde böyle bir cephenin, milli cephenin kurulamayacağı, kurulsa bile yanlış olacağı, yani amacına ulaşmayacağı şeklinde bir amacımız vardı ve bunu PKK'lilere bizzat söyledik. Diğer örgüt, diğer bazı gruplar da bunu şey yaptılar, söylediler. Ne Abdullah Öcalan'a güven duydular ne de Suriye istihbaratına güven duydular. Onun için Şam'a gitmeme, çünkü onlar son ev sahipliğini, cephenin toplantısını, ev sahipliğini Şam'da yapılması gerektiğini söylediler. Ve bazı KAVA dahil olmak üzere bazı gruplar bunu kabul etmediler. Şimdi mesele şuydu Kekselim, mesele şuydu. Şimdi mesele sadece, ya daha doğrusu bu cephenin dağılmasının yegane sebebi PKK değildi. PKK ve Abdullah Öcalan, daha doğrusu Abdullah Öcalan'ın kendisi önemli bir rol oynadı. Çünkü PKK adına gelenler Abdullah Öcalan'ın ondan bağımsız olarak orada ne konuşabilme yetkisine sahiptiler ne de kendi bağımsız görüşlerini açıklayabiliyorlardı. Her zaman onunla 3-4 kişi geliyorlardı toplantıya. En yetkili olanlar geliyordu. Fakat her zaman kulakları telefonda Abdullah Öcalan'la konuşuyorlardı ve tutumları da birbirine uymuyordu. Her şeyde değişik bir tavırla geliyorlardı toplantıya. Şimdi böyle bir durum da vardı. Fakat öbür örgütlerden bir kısmı da cepheye samimi bir şekilde sarılmadılar. Sarılmadılar çünkü mesela abartılı bir takım şeyler söylüyorlar ama kendi realiteleriyle uymuyorlardı. Şimdi silahlı güç olarak PKK'de işte bilindiği gibi bir güç vardı. Bir de kendi çapında KAVA'nın bir gücü vardı. Onun dışında olanların böyle bir icraatları, böyle bir konumları ve güçleri yoktu. Şimdi buna rağmen çok aşırı derecede cephede sorumluluk istiyorlardı mesela. Şimdi bunu tabii PKK kabul edemezdi. Ama onları biz de ikna edemedik. Biz dedik ki yani PKK böyle konuşuyor doğru, fakat biz sonuçta PKK dışında 11 tane örgüt kalıyor. Bu örgütlerle bir ağırlığımız olabilir. Dolayısıyla her zaman yani PKK'yı yapacağı hatalardan geriye çekebiliriz gibi bir tartışmamız doğru. Fakat orada bazı örgütlerin samimi olmadığını biz kendimiz de gördük. Bizzat yaşadık. Mesela bir örnek vereyim sana ki çok tartışma konusu da oldu. PKK biz daha şeydeyken, yani bu toplantılar cephe meselesini konuşup sonuçlandırmaya çalışırken, bizim Tekoşin'den bir arkadaş vardı. Sonra KAVA ile ilişki kurmuştu ve bizimle çalışmak istiyordu. Çalışma kararı vermişti. Kamer Özkan. Kamer Özkan biliyorsun Doktor Şivan döneminden kalma, Doktor Şivan'la da ilişkisi olan bir insan. Sonra gitmiş işte TİKO ile ilişkisi olmuş. Daha sonra Tekoşin'in kurulmasını, hatta PKK ile Abdullah Öcalan'larla da bir müddet ilişki içerisinde olmuş. Sonradan Tekoşin'i kurmuşlar. Daha sonra PKK'nin terör eylemlerine şey kaldılar, maruz kaldılar. Birçoklarını öldürdüler, terörize ettiler. Yani Tekoşin'i terörize ettiler. Şimdi Kamer Özkan sonra ayrılmıştı Tekoşin'den ve Dersim'de kalıyordu ve hiçbir zamanda devlet tarafından aranmasına rağmen teslim olmayan devrimci bir insan, vatansever, milliyetçi, devrimci bir insan. Şimdi biz o tartışmaları yaparken ve Kamer Özkan'ı PKK tuzağa düşürdü. Kendi yakın akrabaları vardı gerilla içerisinde. Onlar vasıtasıyla tuzağa düşürüyorlar ve Kamer Özkan'ı katlettiler, öldürdüler. Biz bu olayı cepheye getirdik. Dedik ki yani şimdi bizimle hem birlik yapıyorsunuz hem de arkadaşımızı katlediyorsunuz. Yani bu nasıldır? Bunun hesabını verin. Tabii o Mustafa Karasu, diğerleri, onlar, o sorumlular oradaydılar. Hiç oralı olmadılar. Biz bunun üzerine gittik. Bu işte pesekeller, burkaycılar, diğerleri, bazıları aynen şunu söylediler. Bu olay dediler KAVA ile PKK arasındaki bir olaydır. Onlar kendi aralarında konuşsunlar. Bak şimdi. Şimdi bir insan öldürülüyor. Burada insan hakları meselesi var. Her şeyden önce haksız bir şekilde bir insan katlediliyor. Şimdi sen buna tavır koyma cüretini ve cesaretini göstermiyorsun. Anlayışını göstermiyorsun. Ondan sonra da kalkıyorsun
PKK ile cephe yapmaya çalışıyorsun. Şimdi böyle bir şey olamaz. Daha önce de PKK içerisindeki iç infazlara tavır konulmadığı için zaten açık bir şekilde, ya eğer örgütler ciddi bir şekilde tavır koymuş olsalardı belki de bir takım iç infazların önüne geçilebilirdi ya da azaltılabilirdi. Yani mütabakatta da diyor ki Kürt örgütleri kendi aralarında sorunları tartışarak hal etsinler. Birbirlerini öldürmesinler. Mütabakat da bunun üzerine kuruldu. Uymadılar ve Kamer Özkan'ı katlettiler. Kamer Özkan bu Şam'daki toplantılar öncesi midir sonrası mıdır? Onu hatırlıyor musun? Sonradan yani hayır sonradan. Şam'daki toplantıdan sonradır. Yani senin söylediğin protokol Kemal Burkaylar'ın, Mam Celal'ın katıldığı. Ondan sonradır. Ondan sonra tabii. Ondan sonra cephe çalışmaları başladı. İlişkiler iyiye doğru gitti. Bir yumuşama ortamı esti Kürtler arasında. Birlik havası esmeye başladı. Bon toplantısı olmuştu. Mitingi. Büyük bir mitingdi. Böyle yani çok sonraları. Artık cephenin son şeylerine gelmiştik. Yani artık bitiş noktasına gelmişiz. Kamer Özkan orada katledildi. Şimdi Kamer Özkan'ın katledilmesi de açığa çıktı ki PKK bu meselede samimi değil. Hiçbir şekilde de uymayacak. O arada Dersim'de başka bir hadise daha yaşandı biliyorsunuz. Halkın Kurtuluşu'ndan 5-6 kişiyi PKK katletti. Onu da biliyorsunuz. Şimdi bu türden olaylar da oldu. Dolayısıyla orada anlaşıldı. İkincisi şimdi PSK'nin yani bu Kemal Burkay ve arkadaşlarının diğer bazı kesimlerin, Hevgirt'in, bunların işte PKK ile Kava bu meseleyi halletsin gibi böyle bir tutum içerisine girmeleri de yani olayı iyice kötüleştirdi. Ciddi bir vehamet yaşandı aslında. Yani böyle bir şey kabul edilemez. Nasıl olur böyle bir şey? Yani şimdi sen cephe kuruyorsun, belli bir anlayışı hakim hale getiriyorsun. Kürtler arasında birliği ve barışı savunuyorsun. Bir uyumluluk, milli bir ruhla bunu yapmak istiyorsun. Öbür tarafta gidiyorsun, başka örgütlerden insan, aynı cephe kurmak istediğin örgütlerle, ki Tekoşinci arkadaşlar da vardı. Gaza Müfit. Tekoşin de çok rahatsız oldu. O arkadaşlar da orada. Şimdi buna rağmen böyle bir icraat yapıyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey durum değildi tabii. Şimdi Deza Müfit, mesela sen kendi cephenden böyle görüyorsun ama başka bir cepheden baktığımız zaman Kemal Burkay'la o anlaşma veya neyse mutabakat imzalandıktan sonra Abdullah Öcalan aynı şöyle dedi. Dedi ki ya bunlar Avrupa'da bizim aleyhimize propaganda yapıyorlar. Ben Kemal Burkay'a dedim ne yazıyorsan yaz, ben imzamı atarım. Ben imzamı attım dedi. Hiç olmazsa bizim aleyhimizde Avrupa'da propaganda yapmasınlar. Bak kaç? Mart 1993. Ve siz Avrupa'da yani hani bunları oyalayın. Cephe çalışmaları yapıyorsunuz. Ben nasıl ki Ulusal Meclisi çok ciddiye aldımsa siz de belki ulusal cepheyi o kadar ciddiye almışsınız. Ve 1994 Ağustos ayında Zübeyir Aydar 1, Remzi Kartal 2, Mahmut Kılıç 3, Ali Yiğit 4. Bu eski HEP milletvekillerini Şam'a çağırıyor. Eski DEP milletvekilleri. Yani hep mi dep mi artık neyse bu milletvekillerini çağırıyor. Bak sizin cephe demiyor, biz bir cephe kuruyoruz. Hani bu cephe bir meclis kursun. Bak onlara ne diyor, onu bir dinleyelim, sen onun üzerine yorumunu şey yapabilir. Yani sahibi var. Kısaca bu çalışma sahipsiz değildir. Demokrasi adı altında kıyamete özgürlük, boşa çıkarmaya özgürlük tanınmaz. Bu fikre katılmak isteyenler değişik bir ses tonunda da olsa zenginliğini, katkıyı esas alan katılımlar olacak. Güç veren katılımlar olacaktır. Güç kopartan katılımlar olmayacaktır. Şimdi ben tekrar bütün bu hususları dile getirirken dikkat edilmesini, anlaşılmasını isteyeceğim. Ben bu işe varım. Ama şimdiye kadar olduğu gibi beni ucuz kullanırsanız bu tip konumlarda zor durumlara düşebilirsiniz. Laf azanlığını yapıp da pratiğinizle layık olamazsınız.
kesin gülünç duruma bile düşebilirsiniz. Bunu isteyen ben miyim? Hayır! Ulusal mekanıyla ortaya çıkmanız için olağanüstü çaba sergiledim. Beni köylü kurnazlığıyla fırsat bu fırsattır kullanırım. Üzerine kendimi böyle dayatırım. Geçmişte bunu da gördünüz, yaşadınız. Fırsat verildi mi? Israr ederseniz gözünüzü çıkarırım. Benimle savaşı şiddetlendirirseniz vururum. Nasıl döneceğinizi bile bilemezsiniz. Bu bir tehdit değil. Ulusal değerlere saygılı olmanıza davettir. Bu herkes için geçerli. Kaldı ki biz de acımasız bir yaşamı bunun için yaşıyoruz. Halk için yaşam, ulus için yaşam, insanlık için yaşam budur. Bu köylü kurnazlığıyla, Türk jandarma kültürüyle bozmanın hiçbir gereği yok. Böyle akıl sende varsa herhalde kendini daha önce büyütmüş olmalıydın. Başarı hanene bir şeyler yazmalıydın. PKK ile gücünü alacaksın, PKK ile Kürdistan'ı tanıyacaksın, PKK ile nefes alacaksın ama ondan sonra PKK'yi ben emrime tabi tutayım. Bu en azından bir saygısızlık olur. Evet, yani siz cephe işiyle uğraşırken bu adamları çağırıyor. Diyor gidin bir kongre kurun. 1000-1500 kişilik bir kongre kurun. Diyor eğer ki benim olan yani bizi kullanırsanız gözünüzü çıkarırım. Bir döne vururum, nasıl döneceğinizi bilmezsiniz. Peki siz yani bu Yaşar Kaya önderliğinde kurulan bu kongre döneminde yani demediniz mi? Hani biz cephe kuruyorduk, cephe meclis kuracaktı ve kongre bu neyin nesidir? Duydunuz şimdi, mu? Duymadınız mı? Burada şimdi kronolojik olarak bir hatayı düzelteyim, bir eksikliği düzelteyim. Şimdi DEP milletvekilleri oraya gittikleri zaman cephe faaliyeti bitmişti zaten. Cephe faaliyeti şeyde Nisan'dan sonra, Nisan 1994'ten sonra pratik olarak bitti. Senin söylediğin o DEP milletvekilleri gitti. O Şam'dan döndükten sonra buraya Cenevre'ye de geldi bir kısımları. Ağustos 93'tür bu. O zaman cephe faaliyeti kalmamıştı. Peki size nasıl bitti o zaman cephenin yani oluşmadan nasıl dağıldı? Size söylediler mi? Nasıl oldu? Ya, yok şimdi ya zaten işin ciddi olmadığı oradan da ortaya çıktı. Şimdi çok iyi. En son, ciddi, baştan beri ciddiyet yok. Doğru. Şöyle bir olay vardı bak. Şimdi biz yani her halükarda o, en azından örgütler arasında çatışmanın olmaması, düşmanlığın olmaması için böyle bir şeyin birliğin meclisin kurulmasını gerekli görüyorduk. Bir de bazı hesaplarımız vardı. Yani en azından diyorduk mesela PKK ile ilişkiler, diyaloglar tutulursa, elde tutulursa Kürtler arasındaki bu ortama son verilmiş oluruz. Böyle bir amaç vardı. İkincisi belki bir ihtimal cephe yer tutar. Cephe Güney Kürdistan'a yerleşir. Bir takım gelişmeler olur. Böyle bir hesap da vardı. Ama maalesef olmadı. Bu hesaplar tutmadı. Çünkü zaten işin içerisinde şimdi Abdullah Öcalan'ın mesela bizim özellikle Kavan'ın Şam'a gitmemesinin bir sebebi de Abdullah Öcalan'ın bizzat tavrı ve tutumuydu. Yani güvenilmez bir durumu vardı, konumu vardı. Her an bozabilir bir şey tutumu da vardı. Fakat işin içerisinde Güneyli işte Mamcelan'ın Yeneke'nin olması, protokol imzalanmış olması o bizi cesaretlendirdi açık söyleyeyim. Bizi de cesaretlendirdi. Diğer örgütleri de cesaretlendirdi. Bir soru sorabilir miyim? Cephe faaliyetine katılmanın şeyi bu. Fakat ondan önce bir arkadaş Tekoşin'den bir arkadaşa cevap vereyim ben buradan. Bir şey söyledim. Şimdi Kamer Özkan'la Kamer Özkan meselesini kısaca bir şey belirteyim. Kamer Özkan bizimle ilişki kurmuştu. Böyle bir ilişkimiz vardı. Biz ona ulaşmak istiyorduk Kamer Özkan'a. Şimdi Kamer Özkan öldürüldüğü zaman biz Tekoşin'le PKK arasında ara buluculuk yapmak için orada değildik. Bizzat ben kendim de vardım. Bizzat Kava'yla PKK'nin oradaki sorunları oturduk, bu mevzuyu konuştuk. Biz Tekoşin'le PKK arasında Kamer Özkan meselesinde ara buluculuk yapmadık. Biz müdahildik. Kamer Özkan bizim kendi arkadaşımız olarak kabul ettik. Öyle görüyorduk ve dolayısıyla ona bu anlamda sahip çıktık. Ama Tekoşin de mesela onu gündeme getirdi. Onlarla konuştu. Biz konuştuk doğru. Ama biz ara buluculuk değildik. Burada o arkadaşı da
belirteyim. Sonra arkadaşlar diyor ki Kamer Özkan bizim arkadaşımızdı. Onların arkadaşı olabilir fakat bizimle de ilişkisi vardı. Böyle bir durum vardı. Zaten Tekoşin'le de bizim birlik faaliyetlerimiz vardı. O arkadaşlar da zaten biliyorlar. Yani olayı böylece açıklamış olayım. Buyur Keksal'a. Kamer Özkan'ın durumu çok özeldir. Yani şu veya bu örgüte ait üye olmasının bir anlamı yok. Yani Kürt'i anlamda, yiğitlik anlamında, mertlik anlamında, Kürsan davasına bağlı anlamda çok özel bir durumu var. Yani 15 yıl kendi imkanlarıyla kendi başına dağlarda kalıyor, öyle yaşıyor. Yani gerçekten araştırılması, üzerinde düşünülmesi gereken ciddi bir konudur. Benim demek istediğim sorum şuydu. Yani neden mesela Abdullah Öcalan'ı güneye çağırma, toplantıları güneyde yapalım? Böyle bir düşünce hiç gelişmedi mi? Yok, onu dayattık zaten. Yani Suriye'de değil, İran'da değil, Türkiye'de değil, Güney Kürsan'da bir ortam var. Yani zaten gayet bir, o da oraya gelsin. Yani onu onlar Şam'ı dayattıkları zaman PKK adına gelenler, onlar Şam bundan, yani bizim ev sahipliği, Kavan'ın ev sahipliği yaptığı toplantıdan sonra onlar dediler ki Şam'da toplantı yapalım. Şimdi biz ve diğerleri Güney Kürdistan'ı önerdik. Güney Kürdistan'da toplantı yapalım. Ve Abdullah Öcalan gelecekse o da Güney Kürdistan'a gelsin, katılsın. Şimdi böyle bir talebimiz oldu bizim PKK'lilerden. Sadece KAVA değil, diğer örgütler de, PSK'de diğerleri de, onlar da bunu savundular. Ve Güney Kürdistan'da toplantı yapılsın ve Abdullah Öcalan geliyorsa o da orada katılsın. Ama tabii PKK hiçbir zaman bunu kabul etmedi. Zaten toplantı da bitti ondan sonra. Onun en zayıf yanı odur. Yani en zayıf yanı o dönem Şam'ın dışına çıkmadır. Tek bir kez Bulgaristan'a gidiyor, o da izinli gidiyor. Yani baştan beri diyelim ki sadece bu faaliyetler hakkında değil. Yani basın yetkimiz 1993 değil. Baştan beri samimiydi. Yani 1982'de Kek Mesut'la yaptığı işte protokoldür. Şimdi onda samimi değil. Daha sonra Yenekeli yapıldı. En son hatırladığım 88'de Mamcelan'la bir şey yapıldı. 88 Haziran'ı. Ondan sonra çok iyi hatırlıyorum, telefon görüşmesinde bana dedi ki bunlar düşmandır. Biz düşmandan gelen tehlikeleri azaltmak için işte bu anlaşmayı yaptık. Şimdi ben şaşırdım kaldım, dedim ne demiyorsun? Ondan iki ay sonra biz grup olarak ayrıldık. Hem anlaşma yapıyor hem diyor bunlar düşmandır. Biz düşmandan gelecek zararları asgariye indirmek için bunu yapıyoruz. Yani baştan beri burada samimiyet yoktu. Tabii burada bir Türk tarafının da düşünülmesi gerekiyor. Hani Özal'la devletin bütünlüğü açısından orada bir sorun var. Öcalan'a güvenilmez. Öcalan'ın özellikle Şam'da bazı etkinliklerin yapılmasını ya da aktivitelerin, toplantıların orada yapılmasını istemesi de ciddiyetsizliği gösteriyor. Diğer taraftan yakın çevresine de işte biz bunları oyalıyoruz demekten geri kalmıyor. Bunu her zaman yaptı. Ama şu görülüyor. Aslında kimse inanmamış. O dediğin hani tam katılmama da oradan geliyor. Ama bunu açıkta da söylemiyorlar. Öcalan'ın durumunu zorlayamıyorlar. Çünkü zorlasalar bu sefer kendileri işi sabote etmiş olacak. Gönülsüz bir şekilde var. Fakat burada özellikle hani dış dünyadan kopuk yapılması da bir şeydir. Bir oyun olduğunu gösteriyor. Yani sadece kendi aramızda yapalım, Şam'da yapalım veya da işte Türk devletiyle yapalım. Burada da şey... Halbuki Türk ve Kürt ilişkilerinde üçüncü bir gözün olması şarttır. Bu yoksa bu büyük bir eksikliktir. Yani ne bugün de olsa, 10 sene sonra da olsa mutlaka garantör güçler olmalı ve bu güçler süper güçler olmalı. Şimdi tabii gayet tabii o dönemde bunlar tartışılıyordu aslında. Cephe içerisinde o dönemde tartışmalara katılan arkadaşlar hatırlarlar. Bunlar hepsi tek tek konuşuldu. Yani başka özellikle Avrupa'nın müdahil olması, Kürtler arasında olası bir masaya oturma, orası bir işte barış olayını gerçekleştirmek için dış güçlere ihtiyaç olduğunu zaten sürekli tartışma konusu oldu. Hala bugün de devam ediyor o tartışmalar, biliyorsun. Ve bu konuda Kürtlerde bir bilinç de oluşmuş aslında. Yani dış güçlerin müdahalesi olmaksızın, dış güçlerin gözetimi senin söylediğin gibi olmaksızın Türk devletiyle Kürtlerin sadece kendi başlarına çözebilecekleri bir mesele değil Kürdistan davası. Bunu biz biliyoruz. Gazam Ahmad. Ama o dönemde de böyle bir bilinç vardı ve tartışmalar vardı. Evet. Gazam Ahmad.
Şimdi bir bu bizim ulusal meclisi ben bir gün anlattım. Salih bana dedi ki yani Salih bizden önce meseleyi kavramış. Yani 1980 ile 1990 arasında Salih her şeyi denemiş. Yani ortaya atılan bir şeyin başına sonradan ne geleceğini kavramış. Evet. Şimdi 90'da ben cezaevinden çıktım ulusal meclise biz dört elle sarıldık. Aynı şimdi senin dediğin gibi işte Öcalan Şam'da işte artık PKK büyümüş diplomasi yapmak lazım. Varlığımızı bir meclis kurarak dünyaya kabul ettirmek lazım. Şimdi biz bunu coşkuyla yaparken çalışırken Salih bunun sonucunun hüsranla biteceğini imanı gibi biliyordu. Biliyor musun? Şimdi biz 93'lerde anladık. Ondan sonra sıra size geldi. Mesela Kemal Burkay diyor ki her ne kadar ben onu 77'den beri ajan olduğunu bilsem de ben onu düzelebilir, doğru yola gelebilir. İşte onu bir iyi bir yere çekebilirim. Gidiyor. Ondan sonra siz kuşkulanıyorsunuz. Şam'a gitmiyorsunuz. Ama biz acaba böyle bir cepheyle bir şeyler yaparsak bu PKK'yı işte doğru bir yola getirebilir miyiz? Diplomasi yapabilir miyiz? Kürt halkının birliğini gerçekleştirebilir miyiz? Fakat bizim meclis nasıl ki karambolaya getirdi, nasıl dağıtıldığını kimse bilmedi. Sizin cephede karambolaya getirildi, nasıl dağıtıldığını bilmedi. Ondan sonra Yaşar Kayaz, Remzi Kartal, Zübeyir Aydar bu sefer onlar devreye kurdu. Büyük bir heyecanla sürgünde Kürt parlamentosu kuracaklardı. Öyle bir yani Mehdi Zanan'ı deyimiyle allo yaptı, pullo yapıldı. Onun da nasıl dağıtıldığını kimse bilmedi. Doğru. Yani ders çıkarılması gereken budur. Bugün de hala işte PKK adına veya işte Kandil adına veya İmralı bir bakıyorsun çağrılar yapıyor. İşte Türk solu, Kürt solu hepiniz bir araya gelin birlik oluşturalım falan filan. Bu birliklerde dikkat et gene hiçbir şey çıkmıyor. İşte mesele neden çıkmıyor? Şimdi onu neden biliyoruz. Çıkmıyor? Evet onu biliyoruz. O ayrı bir tartışma konusu. Yani neden çıkmıyor? Ama biliyoruz gidiyoruz. Fakat şimdi bilmiyoruz. Yani şu anda biliyoruz ama o zaman bilmiyordum. Şimdi bizim bak siyaset hesap kitap meselesidir. Şimdi bizim o zamanki hesabımız kaba olarak bizim hesabımız ve diğerleriyle ortak bir şekilde paylaştığımız bir görüşü vardı. Neydi o? İki şey. Birincisi söyledim tekrarlıyorum. Birincisi Kürtler arasında ölüm olayı olmasın. Bir şey uyuşum, bir barış ortamı olsun Kürdistan'daki siyasi partiler arasında böyle bir şey olsun. Olmayacağını, bu iyi bir şey. Nitekim hayır, bilmem lazım. Bu yönlü olumlu bir şey de oldu. Bir hava esti. Olumlu bir hava esti. Kamer Özkan olayına kadar. Kamer Özkan'ın katledilme olayına kadar böyle bir hava esti. İkincisi de hepimizin aslında hemfikir olduğu bir görüş vardı. Bunu yani Kemal Burkay'a sordunuz mu bilmiyorum ya da başkalarına sorabilirsiniz. Hemfikir olduğumuz fikir şuydu. Abdullah Öcalan eğer Güney Kürdistan, çünkü Güney Kürdistan var işin içerisinde. Eğer Güney Kürdistan'a yerleşirse, yani Suriye'nin denetimde, Suriye mukabaratının denetimden çıkarsa bu Kürt halkı için bir kazanç olur şeyi vardı, düşüncesi vardı. Şimdi diyeceksin ki bu realist mi değil mi? Tabii ki bugün realist olmadığını görüyoruz ama bütün bize hakim olan, bütün bizlere bütün hakim olan cephe faaliyetine katılan örgütlere hakim olan bir düşünce de buydu. Nitekim Şam yerine işte diyorum Kürdistan, ki bir dakika. İşte sen Şam, o zaman ona inanıyorum. Ben diyorum ki bütün Kürt örgütleri Amerika, Rusya hepsi deseydi Abdullah Öcalan Kürdistan'a git Kürdistan kurulacak. Yine gitmeyecekti. Ha şimdi bunu mesela diyelim ki siz gidebileceğine inanıyorsunuz o zaman. Biz şimdi bu bir ihtimal yani bir ihtimal. Yok işte bir milyonda şimdi, bir ihtimal değildir. Ya hepimizin bak hepimizin ortak görüşü haline gelmişti bu. Ya isterse Şam yerine görüşü haline gelsen yanlıştır. Olmayacak neyse, bir şey. Yani sen şimdi bugün öyle söylüyorsun ama 94'te durum bu değil. İşte ben diyorum ki ben sana diyorum ki ben o zaman
Diyordum Abdullah Öcalan gider, gerillaya da gider, savaşır da. Ben demiyorum ki ben o zaman da bunu biliyordum. Fakat ben diyorum deneye deneye siz de, yani biz bunu kabul edelim. Yani Kemal Burkay bile adama ajan diyor, fakat ajanı düzeltebileceğine inanıyor. Tamam, şimdi doğru. Eğer ki inanmışsa düzelmeyeceğine, amma amenna, kimse onu eleştiremez. Sen de çok iyi niyetinle veya kavga çok iyi niyetinle, acaba biz Kürtler arasındaki bu çatışmayı durdurabilir miyiz? Acaba biz Öcalan'ı bu sömürgeci devletin güdümünden çıkarıp Güney Kürdistan'a götürebilir miyiz? Bunu çok samimi duygularla düşünmüş olabilirsiniz. Düşündük, ama bu sadece sizin bir hayalinizdi. Hayal değildi. Bu bir politikaydı. Tutmadı. Şundan dolayı PKK'nın ve Abdullah Öcalan'ın yani objektif durumundan dolayı tutmadı. Ama hepimize 11 örgüte hakim olan fikir de buydu. Güney Kürdistan, Şam yerine... Ama o zaman Şam, sen Salih'e söyleseydin, deseydin Salih, bizim böyle bir amacımız var Salih, sen ne diye %100 olmaz. Okey, peki. Şimdi Şam toplantısı yerine Güney Kürdistan'da yapılmasını önerme, hepimizin ortak görüşü olarak önermemizin sebebi de buydu. Yani acaba Abdullah Öcalan'ı oraya taşıyabilir miyiz? Oraya gelip yerleşebilir miyim? Çünkü Güney Kürdistan da var işin içerisinde. Dolayısıyla Şam istihbaratından, muhabaratından kurtarılabilir mi gibi bir şeyimiz vardı. Yani böyle bir amaçla zaten Şam'ın yerine Güney Kürdistan toplantı, son toplantı yeri olarak önerildi. Ama PKK bunu kabul etmedi. Abdullah Öcalan kabul etmedi. Bu haber evet. Öcalan'a gittiği gibi şöyle değerlendirir. O Mehmet Müfit provokatördür. Celal Talaban ile birlikte beni oraya çekip beni imha etmek istiyorlar. Yani cephe için, diğer bütün örgütler evet. için böyle düşünmüştür büyük ihtimalle. Evet. Yani hepimiz, cephenin amacı budur. Beni oraya çekmek istiyorlar. Mesele şahsi olayı falan değil ama bu büyük ihtimalle böyle düşünmüştür. Ve zaten cepheyi de Şam'ı ısrarla diretmelerinin sebebi Abdullah Öcalan'ın kendisiydi. Biz bunu anladık. Bütün örgütler bunu anladı. Ve ondan sonra da zaten bitti. Sonra DEP milletvekillerini çağırdı. Sonra Kürdistan Ulusal işte ne diyorlar şeyi, kenekeyi kurdular. Onu şey yaptılar. Bu sefer bizi oraya çağırdılar. Biz onu da reddettik. Hayır gelmeyeceğiz dedik. Ve katılmadık. Şimdi işin ciddiyeti yok. Sen cepheyi reddediyorsun. Cepheyi ortadan baltalıyorsun, sabote ediyorsun. Onun daha alt küçük bir şeyle gidiyorsun, Brüksel'de bir şey kuruyorsun, örgütleri oraya çağırıyorsun. Bu örgütler tarafından kabul edilebilir bir şey değildi ve reddedildi, kabul edilmedi. Peki bir sorum, hem soru hem sana hem de Salih'e sorayım. Siz buna inanıyor musunuz? Ekonomik boyutu bu işin var mı? Ben ekonomik boyutunun da olduğuna inanırım. Şimdi bak, 1992'nin sonunda Ulusal Meclis, biliyorsun 92'nin sonunda kampanyalar başlatılır. Sen Avrupa'daki kitlelere Ulusal Meclis'le gittiğin zaman, yani Kürt halkı bir meclis kuruyor, diğer örgütler de içinde yer alacak, artık Alman meclisiyle görüşeceğiz, Fransız meclisiyle görüşeceğiz, Amerika ile görüşeceğiz, artık diplomasi yapacağız, artık biz devlet oluyoruz. Bu şekilde sen gittiğin zaman bir önceki kampanyada 1.000 lira veren adam 5.000 lira veriyor. 50.000 lira veren adam 100.000 lira veriyor. Tamam mı? O kampanya bitti. Ondan sonra bizim meclis sessiz sedasız gider. Bu sefer ulusal cephe. Kemal Burkay gelmiş, Mehmet Müfit gelmiş, İbrahim Güçlü gelmiş, Rızgariciler gelmiş, Hamra Şerşov gelmiş. Bütün Kürt örgütleri Bonda bir toplantı yaptılar ki neredeyse 300 bin kişi geldi. Şimdiye kadar Kürdistan'da olmayan şey oldu. Kampanya dönemidir. İki kat. Biliyor musun? Ondan sonra sizinki kaybolur. Bu sefer Yaşar Kaya meselesi. Güney Kürtleri, Rojava Kürtleri, Amerika'daki Kürtler, Rusya'daki Kürtler, parlamento kurdu, parlamentonun açılış şeyi. İsmet Şerifoğlu, Mala Mustafa Berzani'nin avukatı, bilmem tanınan ne kadar Kürt varsa kelli felli adamlar, bu sefer bunun için. İnan ki Suriye Abdullah Öcalan'dan orada barındırmasının bir nedeni de
Her yıl Suriye'nin bütçesi kadar Suriye para gitmesinden dolayıdır. Ve bu hamleler de her yıl bir tane. Böyle çok parlak, böyle çok kitleleri harekete geçen hamlelerin ekonomik nedeni de budur. Salih, sen bu konuda ne diyorsun? Bunun tamam dediğin doğru ama psikolojik yanı da var. Yani Kürdistan halkını psikolojik olarak yıkıma götürme, umutlarını yıkma, artık inançsızlaştırma, hiçbir zaman Kürdistan kurulmaz. Yani bu tür şeylerle halk umutsuzluğa giriyor, umudunu kaybediyor. Aslında bu hedef alıyor. Bu yöntemlerin hepsi... Önce umudu yükseltiyor, sonra sıfıra düşürüyor. Sonra sıfıra düşürüyor. Mesela insan tükeniyor. Yani insanın da bir direnme gücü var. Toplumların da bir direnme gücü var. Bir şeye çok umutlanıyorsun. Ha diyorsun çok az kaldı, çıkacağım yani. Az kaldı, birkaç adım kaldı. Ve birdenbire bakıyorsun birkaç adım değil, daha önümde uçurumlar var. O zaman toplum yıkılıyor. Ve işte bugünkü duruma geldi. Mevcut Türk toplumunun şimdiki durumu da odur. Onlar da aynı yöntemlerle hep kendi toplumunu kandırıyor. Gerçi onlar kurulu bilir. O ayrı bir şey. Ha maddi yanı yok mu? O da var. Doğrudur. Özellikle bu kampanyalar döneminde böyle şeyler eskiden de ortaya atılırdı. İşte böyle bir faaliyetimiz var. Cephe. Eskiden diyorlardı RGK'yi kuruyoruz, RNK'yi kuruyoruz. Cepheler o şekilde yürüyordu. Sonra da işte daha da hedef büyütüldü. Ve bu paralar da hep Şam'a gidiyordu. Sonra mahkemede söylüyor ya, benim Şam'da villalarıma, onlarca villama el koydular. İşte onlara da istihbarat el koydu. Sahte bir Kürt partisi kurdu, onlara el koydu. Doğrudur yani, hem ekonomik, o ciddi önemsiyor. Yani parayla çok meşgul olan bir insandır. Yani paraya çok dokunmak isteyen bir insandır. O hesaplar da var. Ama esas hesap, ki bu bence şey kaynaklıdır, istihbarat kaynaklıdır. Hem Türk istihbaratı hem Orta Doğu'daki diğer istihbarat örgütlerinin, yani Kürtlere düşman olan sömürgeci devletlerin istihbarat örgütleri, bu Kürt halkını nasıl psikolojik yıkıma götürebiliriz? Yani önce böyle umutlandırma, sonra tüketme. Ya bu büyük bir yıkıma ve bunun şeyi çok zor oluyor. Yani bir yerde fazla kayıp verebilirsin, can kaybı verebilirsin. Bunlar hep olabilecek şeylerdi savaşlarda. Ama sen toplumu psikolojik olarak yıkıma götürdüğün zaman bunu çok kısa sürede toparlayamıyorsun. Yani buna çok uzun bir şey gerekiyor. Yani bunların etkileri, inanın Dersim, Ağrı, işte Şeyh Said hareketin etkilerinden daha fazladır. Şimdi orada toplum bir kin, intikam duyguları besledi. Ama buradaki o değil, buradaki bir yıkımdır, umutsuzluktur, güvensizliktir. Yani bir toplumu yıkmak istiyorsan güvenlik, yani onun güvenini sarsacaksın. O güvenini sarstıktan sonra o toplum kendine gelemiyor. Ne yaptı? Örgüt içindeki insan ilişkileri bozdu. Böyle bir yıkım yaptı. Sonra ne yaptı? Topluma yöneldi. Toplumu umutlandırdı ve toplumu hep yıkıma götürdü. Sonra ne diyeceksin? Sen Kürdistan dediğin zaman adam sana ters bakacak yani. Diyecek bu da kaçıncı yalan. Yani o şekilde yaklaşacak. Ve o insanları düzeltmek inan yılları alır. Belki de 10 yılları alır. Bu yıkımı gidermek. Şimdi Keke Müfet, sen ne diyorsun bu konuda? Şimdi şöyle, tabii ki bir milletin kendi işbirliğini sağlaması esastır. Milli Kurtuluş Hareketi için zorunludur bu. Sadece siyasi partilerin değil, toplumun, bütün milletin birliğinin sağlanması için. Yani elbette böyle bir stratejik bir siyaseti olur örgütlerin ve milletlerin. Şimdi meclis kurma, yani Milli Kurtuluş Hareketi cephesini kurmak stratejik bir olaydı. Şimdi diğer örgütlerin, PKK'nın bütün olumsuzluklarına rağmen diğer örgütlerin bu olaya sarılmasının bir sebebi bu. Yani milli cephe olmaksızın olmaz. İkincisi Güney Kürdistan'ın varlığıydı. Güney Kürdistan'da biliyorsun Amerika başta olmak üzere Birleşmiş Milletler'in şemsiyesi, yani koruma şemsiyesi altındaydı. Bu Kuzeyli Kürtleri de heyecanlandırdı ve onlara güç verdi. Şimdi bu iki sebepten dolayı belki, yani hem Kürtler arasında çatışmaya son vermek, hem bir cepheye kavuşturma ve hem de PKK'nin de Güney Kürdistan'a taşınması vesilesiyle dolayısıyla bir meclis olayı ortaya çıkacak. Bu olumlu bir şeye neden olacak ve belki bir takım şeyler çıkabilir hesabı vardı. Şimdi ama ne oldu sonuçta? Biz PKK'nın tarihine baktığımız zaman hiç dünyada başka milletlerde görmediğimiz bir şey görüyoruz. Sürekli kuruluşlar ortaya çıkıyor ve ikinci gün yok ediliyor. Sürekli başından beri, yani o kadar çok şey yapıldı ki hiçbirisi bir sene dayanmadı. Hepsi yok oldu. O yıkılıyor. Kitleler, işte söylediğiniz gibi, büyük umutlarla
kitlelere veriliyor. Büyük fedakarlıklar bekleniyor. Kitleler fedakarlık yapıyor. Ardından yerle bir ediliyor. Hiçbir şey kalmıyor. Şimdi bugün de öyle. Bugün geldiğimiz şey aslında çok trajik bir durum. Yani bir tek milli kuruluşumuz yok bizim mesela. Ne bir meclis ne bir kurumumuz yok. Şimdi nasıl olur böyle bir şey? Yani demek ki bu hareket Milli Kurtuluş Hareketi'ni kurmak için değil, onu özgürleştirmek için değil, yıkmak için bir icraat yürütmüştür bu hareket. Ve sonuçta da böyle olmuştur. Şimdi bugün de ortada artık talep, yani en ufak bir talebi bile dayatabilecek, devlete bırak dayatmayı, talepte bulunabilecek konumdan çıkardı. Şimdi milli dinamiklerin böyle heder olmasının en büyük sebebi tabii bu hareket. Ama başkaları, mesela PKK bu hareket meclis cephe kurma faaliyetinden çekildiği zaman diğer örgütler bunu sürdüremezler miydi acaba? Mesela o zaman da bu biraz konuşuldu. Ama baktık ki hiç kimsenin amacı yok. Amacı yok. Yani bu PKK dışında biz yapalım, Güney Kürdistan'da durum var, yeni olanaklar yaratalım. Böyle bir şey yok. Herkes kendi evine döndü ve olay da bitmiş oldu. Şimdi dolayısıyla Milli Kurtuluş Hareketleri'nde doğal olarak cepheler olur. Çünkü başka türlü bütün bir milleti birleştirmenin olanağı yok. Bir tek parti kendisini bütün milletin iradesi yerine koyamaz. Kendisini bütün milletin sahip olduğu milli dinamiklerin ve bileşenlerinin yerine koyamaz. Sonuç bu olur işte. Başından beri bu 80'li yıllarda PKK silahlı mücadele başladığı günden beri aslında bu mevzu tartışılıyordu. En azından bizde ve diğer örgütlerde, bildiğimiz diğer örgütlerde, Kürdistani örgütlerde tartışılıyordu. Yani bu iş olmaz, böyle olmaz. Bir tek partiyle olacak bir şey değil. Ama sonuçta bir tek parti bunu aldı götürdü. Diğer partileri ve örgütleri baskı altına aldı. Caydırıcı bir rol oynadı tıpkı devlet gibi. Dolayısıyla da sonuç olarak da buraya geldik. Şimdi evet, geldiğimiz yere baktığımız zaman çok ciddi bir aslında trajik ortamda. Önce siyasi ve toplumsal, millet olarak bir trajedi yaşıyoruz. Ama bunun esas sebebi, sorumlusu PKK ve önderliğidir. Başka kimse değil. Fakat bizlerin de sorumluluğumuz var. Çünkü biz bir alternatif yaratamadık. Çünkü biz olayı tersine çevirebilecek bir takım olanaklar ortaya çıkaramadık. Ve de durum bu oldu. Yani sonuçta buraya geldik işte hepimiz. Evet. Senin arkadaş tek yanlı olduğunu söyleyeyim. Diyorlar ki yani bu programların daha objektif olabilmesi için diyor PKK'nın bazı yetkililerinin veya apoçuk kişileri de davet etmeniz lazım. Onların da görüşlerini söylemesi lazım. Keşke öyle bir imkan olsaydı. Buyursun. Keşke gelselerdi. Ben burada çağrı yapıyorum. Duran Kalkan'a çağrı yapıyorum, Cemil Bayık'a çağrı yapıyorum, Mustafa Karasu'ya çağrı yapıyorum, Sabri Oka, Muzaffer Ayatay'a çağrı yapıyorum. PKK'de işlenen bu vahamet üzerine, yani ulusal parlamentonun dağıtılması üzerine, Yaşar Kaya'nın da parlamentosunun dağıtılması üzerine, İmralı'nın ihaneti üzerine, bugünkü legal alanın sefaleti üzerine her konuda gelsin tartışalım. Ama gelmezler. Gelmezler. En iyisi seyirciler bizi de dinlesin. PKK'nın televizyonları var. Onlar da anlatıyorlar. Onları da dinlesin. Ona göre hangisi gerçeksin, gerçekse kendi kararını versinler. Biz diyoruz ki yani Botan Behdinan savaş hükümetini milleti kandırmak için ortaya koydu. Sonra yok, hani var mı şimdi Botan Behdinan savaş hükümeti diye bir şey var mı? Yok. Ulusal meclis dedi, ulusal meclisin üyelerinin yarısını kurda, yarısını kasaba teslim etti. 15-17 kişini Türk devletine öldürttü. 10 kişiyi hapis cezasına yatırttı. Geri kalanları inançsızlaştırdı. Artık Kürtlerden de kaçar hale getirdi. Ulusal meclis, ulusal cephe oluşturdu. İşte gördün ya, adam öldürdü, şu yaptı, bu yaptı. Tamamen o diğer örgütlerde %5 bir güveni vardı. Onu da kırdı. Yaşar Kaya kendine gitti Kürdistan'da, göğe parlamento başkanıydı. Güney Kürdistan'da gitti, eğer KDP'den ve PKK'den ayrılanlar olmasaydı kimse cenazesini kaldırmazdı.
E şimdi bütün bunlar yalan mı? Birisi kalksın desin ki yok, bunlardan birisi doğru değildi. Yaşar Kaya öldüğü zaman 100 bin tane Kürt parlamento başkanına sahip çıktı. Birisi kalksın bunu desin. Birisi desin ki ulusal meclis feshetmedi. Öcalan İmralı'da dedi ki Yaşar Kaya'nın parlamentosu için biz Türklerle kardeş olmuşuz. Artık o faaliyetleri bırakın. Kimse sesini çıkarabildi mi? Yok. Şimdi Kekselim, hadisenin esası şudur. Şimdi biliyorsun şark toplumlarında silahı eline alan güç olanların belli bir etkisi var. Etki yaratıyor. Ve dolayısıyla da güce tapınma mantığıyla hareket ediliyor. Güce tapınma kültürü var. Bu kültür aşılmadığı için de şimdi bir de öbür yanı var. Yani binlerce insan, on binlerce insan kanını döktü PKK saflarında. Milli Kurtuluş Hareketi için kendi canını feda edenler oldu. Halk bu kana sahip çıktı. Şimdi halkın bu kana sahip çıkması, kendi evlatlarına sahip çıkması onu PKK'ya yöneltti. PKK saflarına itti. PKK'nin etkisi altına soktu. Şimdi böylesi bir ortamda eğer sen ona denk gelebilecek bir şey yapmazsan, bir uslup, bir metot geliştirmezsen sen etki yaratamazsın. Bak bütün ülkelerde, Güney Kürdistan'da böyledir, Doğu Kürdistan'da böyledir. Silahlı bir güç çıktığı zaman yanına başka bir alternatif güç çıktığı için güç olabiliyor. Şimdi Kuzey Kürdistan'da ne devlet ne de PKK buna fırsat vermemiştir. Aslında bir tek ortak akıldan çıkmadır bu. O da Türk devlet aklıdır. Mesela Kamer Özkan'ın öldürülmesi aslında budur. Çünkü Kavan'ın amacı Kamer Özkan'a yetişmek, oraya Dersim'e yerleşmekti. Şimdi PKK ve Abdullah Öcalan bunu haber aldığı için başından itibaren bu olayı engelledi. Örneğin yani. Şimdi hadise bu. Diğer örgütlerde bu şeyden geri kaldılar. Yani yeni bir şey etkili bir mücadele yöntemiyle işe koyulacaklarına, bir alternatif oluşturacaklarına kendilerini Avrupa'ya taşıdılar. Bir boşluk oluştu. O boşluğu PKK gittikçe daha çok doldurdu ve dolayısıyla da buraya geldik. Şimdi mesele bugün de öyle. Yani bugünkü ortamda bile bu güce tapınma kültüründen kurtulması lazım Kürtlerin. Özellikle Kürt aydınlarının ve entelektüellerinin bundan kurtulması lazım. Ya hala bu kadar şey ifşa olmuşken, bu kadar gerçeklik ortadayken hala adamlar, bizim entelektüellerimizin bir kısmı öve öve bitiremiyorlar. Hala gidip onları ayaklarına kendilerini atıyorlar. Hala onu savunmaya devam ediyorlar. Yani ama yani diyorsun biz halkta da bir bozukluk var değil mi? Bu kültür halkta değil, aydınlarda. Halkta değil, aydınlarda var. Bak ben bir örnek, yani kabadır ama gerçektir. Şimdi bu liderler içerisinde mesela Kemal Burkay'la Öcalan'ı karşılaştırırsak, birisi ince ruhlu şair, diğeri ise tırnaklarından ve dişlerinden kan damlayan birisi. Halk bu ince ruhlu şairi selam bile vermemiş, kimse yanına gitmemiş. Hepsi o elinde kan damlayan ve bu kan da düşmanın kanı falan değil. Kendi kanı elinde damlayan adamın arkasına dönmüş. Yani biraz halk eleştirilmez diye bir şey yok ki. Halk da eleştirilir. Bizim yapımız budur. Bak bir şey söyleyeyim. Sen Cenevre'de oturuyorsun. Cenevre'de sen yarın kalk kendi mahallende 3-5 tane Cenevreli'yi döv. Eğer o mahallede tek bir adam seninle bundan sonra konuştuysa ne dersen de. Ama Siverek'te sen kalk 5 kişiyi bir mahallede döv, oradan geç, herkes senin önünde ayağa kalkıyor. Ya bir örnek vereyim sana. Basit. Bu böyle, bizim halkımızın durumu budur. Şimdi halkın durumu, milletin şart toplumuyuz biz sonuçta. Bir de hiçbir zaman özgürlük görmemiş, özgürlük yüzü görmemiş bir milletiz. Son 100 yılı sadece konuşursak. Sana Güney Afrika örneğini vereyim. Winnie Mandela, rahmetli Nelson Mandela'nın eşiydi. Ve Kurtuluş Hareketi'nin, özgürlüğünün Güney Afrika'da sembolü haline gelmişti. Mandela cezaevinde, Winnie Mandela, eşi Winnie Mandela da dışarıdaydı ve sembol haline gelmişti. Bütün sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de böyleydi. Winnie Mandela bir ANC içerisinde
yani Ulusal Kongre, Güney Afrika Ulusal Kongresi içerisinde bir kişinin ölümünden sorumlu tutulduğu için ANC'den atıldı. Mandela da onu boşadı. Boşadı bak, örneğe bak. Şimdi Güney Afrika'da Cenevre değil, Avrupa değil, Fransa, Almanya değil. Ama anlayışa bak ona rağmen. Şimdi dolayısıyla önderlik önemli, politika önemli, hakim olan kültür önemli, siyasi kültür. Oradaki siyasi kültür Winnie Mandela'nın bir olaya isminin, ölüm olayına isminin karışmasını bile hazmedemedi ve attılar onu. Kongreden attılar. Mandela da eşini boşadı. Şimdi sen binlerce insan öldürüyorsun. Kürt halkının sesi çıkmıyor. Bırak Kürt halkı. Ben asıl sorumluluğu Kürt aydınlarına ve entelektüellerinde görüyorum. Yo, hepsine. Aileler, aileler. Bak ben sana diyorum ki mesela bugüne kadar diyelim Türk devleti faili meçhul cinayetler işliyor. Aileler cumartesi anneleri gidip istiyorlar çocuklarını, kemiklerini istiyorlar. PKK'nın öldürdüğü çocukların aileleri kaç kişi kendi çocuklarının kemiğini isteyebilecek cesareti gösterebilmiştir? Yok işte, gösterememiştir yani. İşte bu. Yani onun için mesele ne yalnız aydınlardadır, ne yalnız ailelerdedir. Yani bir bütün olarak bizde görmediğimiz, yani halkımızda görmediğimiz bir kölelik hakimdir. Şimdi tamam da ama şöyle bir şey var. Bak bütün milletlerde olduğu gibi Kürt milletinde de entelektüeller ve aydınlar bir top, o gelişmenin levye şeyini görüyor. Görevini görüyor. Şimdi senin aydının bunu yerine getirmemiştir. Suskun kalmıştır. Hatta övgüye gitmiştir. Tapınmayı yapmıştır. Açın eski yazıları okuyun. Bugün bile bakın, yani utanılacak, yüz kızartıcı şeyler söylüyorlar. Bütün bu gerçekliğe rağmen. Şimdi burada levye görevini gören, Kürt milletinin gelişmesi için, özgürlüğü için levye görevini görecek entelektüeller bu sorumluluğu yerine getirmezse sıradan bir Kürt hayda hayda yerine getiremez. Oturup üzerine düşünemez. Şimdi bir defa terörize olmuş bir milletle karşı karşıyasın. Katliamlardan geçirilmiş bir milletle karşı karşıyasın. Onun psikolojisini anlamamız lazım. Ben esas sorumluluğu Kürt entelektüellerinde görüyorum. Siyasilerden bahsetmiyorum çünkü var gerçekten mi? De iyi bir sınavdan geçmedi bizim siyasilerimiz. Ben kendim de dahil olmak üzere. Ama asıl sorumluluk bütün milletlerde olduğu gibi bizim Kürt aydınlarında ve entelektüellerimizdedir. Hadise var mı entelektüel? Entelektüelin tanımını bir yapar mısın? Yapayım sana, bu konuda programlar da yaptım. Biliyorsun program da yaptım. Entelektüel şudur. Sorumluluk altına girendir. Gerçeği gören ve söyleyendir. Bir dava insanıdır entelektüel. Bir davaya tabi olma olayıdır. Bugün milli kurtuluş varsa ona tabi olmadır. Onun için sorumluluk altına girendir. Benim için entelektüel budur. Açın bakın entelektüelin tarifini. Bilinen bu konuda teorik olarak otorite olan büyük aydınlar var. Hepsi sana aynısını tekrarlarlar. Bir entelektüel sorumluluk altına girendir. Niye var entelektüel diye soruyor entelektüel. Herkes soruyor. Bu mevzuyu soran, kendisine soran, tartışan herkes önce sorduğu soru şudur. Niye varız? Ve ardından sorumluluk geliyor. Sorumluluk alan sadece gerçeği söylemekle kalmaz. Sorumluluk altına girendir entelektüel. İşte bizim onu söylediğin zaman bizim yani şu anda işte PKK medyasında program yapanlar, tartışanlar, konuşanlar, entelektüel geçinenler diyorlar ki biz Türkiye devletine karşı elimizi taşın altına koymuşuz, sorumluluk altına koymuşuz. Kimsenin korkudan söylemediklerini biz söylemişiz. Mahkemelerde bunları söylemişiz. Bunları söyle, bundan dolayı biz entelektüeliz diyorlar. İşin bu gerçeği var ama. Ama öbür tarafı peki, madalyonun öbür yüzü? Şimdi bir defa evet. Geçelim. Bir milli kurtuluş hareketi özgürlük hareketidir. Özgürlük hareketinden kasıt kendi milletini aynı zamanda koruma, onun önünü açmadır. Tartışmadır. Bireyi önemsemedir. Bireyin bütün haklarını, özgürlüklerini tanımadır ve yaymadır.
Şimdi sen onu özgürlük tanımıyorsan sen özgürlük hareketi olamazsın. Üstüne üstlük bir de katlediyorsun. Şimdi bu insanlığa karşı işlenmiş suç kategorisine giriyor. PKK'nın iç infazları, yaptığı bütün iç infazlar bu kategoriye giriyor. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlar kategorisine giriyor. Şimdi peki böyle bir kategori de var mı? Bizde de, yani bizde dahil, son yıllara kadar bizde dahil. Yani ben sosyalist ideolojiye mensup okumuşlar, aydınlar, entelektüel, sosyalist ideolojiye mensup. Biz burjuvazi sosyalistlere, halka, okumuşlara baskı yapar, zulüm yapar. Buna karşı çıkmak lazım. Buna karşı direnmek lazım. Buna karşı savunmalar yapmak lazım. Kendimizi buna kilitlemişiz. Ama eğer bizim mensup olduğumuz örgüt veya düşünce, eğer ona karşı birileri geliyorsa, ya onu yıkıcı, ya onu bölücü, ya onu kapitalist, ya onu küçük burjuva olarak değerlendirir, ona müthiş baskılar yapar, ona müthiş işkenceler yapar, onu müthiş sustururuz. Bunu da kutsal devrimin görevi olarak görürüz. Bence bu vardır ve mesela Türkiye'de İnsan Hakları Derneği, sen yani onlar da bizim gibi böyle Türkiye devletinin yaptığı baskıları falan filan sürekli dile getirmişlerdir. Ama asla örgütün yaptığı baskıları, işkenceleri, şiddeti asla bir gün dile getirmemişlerdir, karşı çıkmamışlardır. Ve bütün Türkiye solu Türk devletinin yaptığı işkenceyi, şiddeti, barbarlığı falan dile getirirler ama aynı derecede, aynı şiddette örgüt içerisinde olur. Derler ki ya örgütün iç işleridir. Biz ilgilenmeyiz. Biz devletle uğraşıyoruz. Bence bizim bu şekilde şekil bulmuş sosyalizmimizi yargılamadığımız müddetçe bu tek gözlülükten kurtulamayız. Şimdi bu mesele sadece sosyalistlerin meselesi değil. İslamcılar da bunu yapıyor. Afganistan'a örnek vereyim, Filistin'i sana örnek vereyim, Lübnan Hizbullah'ını örnek vereyim, Irak'taki evet, şeyleri, entelektüelleri öldüren İslami kesimleri örnek vereyim. Yani İslamcı hareket de bunu yapıyor. Hatta Hristiyan hareket de mesela, Milli Kurtuluş Hareketi Latin Amerika'da bir sürü Hristiyan, yani dini örgütler var. Onlar da yapmışlardır bunu. Mesele sadece sosyalistlerin meselesi değil. Bu ama sosyalizmi temizlemek için bunu söyleme. O tamam doğrudur ama sosyalizmde de bu var. Ya sosyalizmde var, diğerlerinde de var. Ben onu söylemek Stalin'in, istiyorum. Sen sadece sosyalistlerle izah etmek istiyorsun. Ben diyorum ki onları aşağı... Yok, ben sana hak verdim. Dedim ki Müslüman, eğer şimdi bak. Evet. Ben Müslümanlık adına yapanlar da aynısını yapmış. Hristiyanlar da geçmişte orta çağda şudur bu yapmış. Yani ben inkar etmiyorum. Ama benim dediğim, yani sakın sen onlar da yapıyorlar, sosyalizminki de normaldir yapsın deme. Hayır, olamaz. Bak şimdi bizim sosyalizmimizi diğerlerinden ayıran çok önemli bir kıstas var. Kıstas. Nedir o biliyor musun? Şeyle, ahlakla, etik değerlerle sosyalizm yapmadır. Öyle siyaset şey yapmadır. Şimdi eğer etik değerleri olmayan, ister Müslüman ol ister sosyalist ol, etik değerlerle siyaset yapamıyorsan sonucu bu olur. Ama mesela Müslüman olup da diyelim ki liberaldir fakat etik değerlere sahip bu adam. Dolayısıyla bu tür şeyler yapmaz. Şimdi önemli olan etik değerlerle siyaset yapıp yapmadığına bağlıdır. Biz sosyalistleri diğerlerinden ayıran yegane şey budur. Etik değerlerle siyaset yapmadı. Şimdi etik Kalinin diye bir adam vardı Sovyetler Birliği'nde, Sosyalist Ahlak diye bir kitap yazmıştı. Ben de onu eğitim çalışmalarında millete vermiştim. Sonradan okudum ki Stalin karısını tutuklatıyor. Bu adam korkusundan karısına iç çamaşır bile gönderemiyor. Ya şimdi sen bana Sovyet örneğini veriyorsun. Sovyet örneği var, Çin var, diğerleri var. Yani sosyalizm diye ortaya çıkan örnekler başarı sağlamadılar. Başarı elde edemediler. Kendi toplumlarını yıkımlarına, sosyalizm adına yıkımlarına sebep oldular. Şimdi biz bundan tabii ki ders alacağız. Biz onları tekrarlamayacağız.
bizim birçoklarımız maalesef Kürt sosyalistleri, Kürdistani sosyalistler hala Lenincidir, hala bilmem Sovyetçidir, Sovyet fikrini ön plana şey yapar, hala proletarya diktatörlüğünü Kürdistan'da kurmaya çalışır. Şimdi bunlar olmaz. Ama öbür tarafta bizim de kendi milletimizden, onun geriliğinden kaynaklanan sebepler var. Ve bu geriliğin önüne geçebilecek sen etik değerlere sahip bir politikayı hakim haline getirmiş misin millet olarak? Yok. Yapmamışız biz bunu. Şimdi dolayısıyla bu mesele hepimizin meselesidir. Bir Kürt milletinin meselesidir. Ama burada bitirmeden önce laf uzadı, bir şeye getirmek istiyorum. Madem PKK'den bahsediyoruz. Şimdi eski PKK'lilerin PKK ile bir hesaplaşmaları olmamıştır. Ciddi bir hesaplaşmaları olmamıştır. Bireysel düzeyde, ferdi düzeyde işte senin yaptığın gibi, diğer bir takım arkadaşlarının yaptığı gibi bir takım şeyler var. Ama bu yetmez. PKK'nin derli toplu bir değerlendirilmesini yapması lazım ve bunu da en iyisini PKK'liler yapar. PKK'den ayrılmış. Biz tam 3 yıl süren PKK'nın ıcığını vıcığını çıkarmış. 3 yıl süren bir program var. Evet. Doğru. Yani bu iyi bir şey. İyi bir şey, evet. Ama bu yetmez. Şimdi bundan bir takım sonuçlar çıkarıldı mı? Çıkarılmadı. Çıkaranlar sonuçları seyredenler çıkarır. Ya kendi geçmişini bir defa nasıl bir geçmiş olduğunu kabullenmiyor. Nasıl aldatıldığını, nasıl bir yalanın peşine takıldığını hala kabul etmiyor insanlar. Budur yani. Şimdi sen bir takım şeyler deşifre ettin, ortaya çıkmış. Hala buna rağmen kabul etmiyor. Ben iç infazda bahsediyorum. Abdullah Öcalan bizzat kendisi mahkemede söylüyor. Şu kadar insan ne kadardır rakamını sen biliyor musun? Biliyorsun değil mi? 17 midir? 15 bin midir? 14 bin diyor. 14 bin. 14 bin insan. Sen bunu konuşuyorsun. Yok diyor, bu abartıdır. Ya Abdullah Öcalan'ın kendisi söylüyor bunu. Ben söylemiyorum. Sen söylemiyorsun. Kendisi söylüyor. Şimdi bunun muhakemesi ya işte bir kişi bile olsa, bak bir kişi, sen diyorsun ki Mandela'nın karısı Mandela hapisteyken bir militanın ölümüne karar vermiş ve cepheden atılmış ve Mandela boşamıştır. Evet. Ha, bizimki karısı 500 tane adam öldürse onu daha başının tacı yapardı. Yani bu Kürt milletin kültürüne ait bir şey aynı zamanda. Sadece esası bizim düşmanlarımız yapmıştır. Türk devleti bizi bu hale sokmuştur. Ama bizden de kaynaklanan bir sebebi var. Kürtlerin bunu sürekli tartışması lazım. Ve bir kültür siyasi kültürün oluşmasına bakmak gerekiyor. Maalesef biz bu siyasi kültürden yoksunuz. Hala birbirimize küfrediyoruz. Hala hakaret ediyoruz. Hala birbirimizi dinlemiyoruz. İki Kürt'ün birbirine empati yaptığını, iki Kürt'ün birbirine empati yaptığını gördün mü sen? Yok ben işte. Bak bunun, empati bile yapamıyorum. Bak Müfit Arkan, o sol kültürle başladı. Hani dedin ya, farklı görüşlerde, farklı ideolojilerde insanlar birbirine empati yapmıyor. Ben aşiretler dönemini söyleyeyim. Aşiretlerin o yönlü ilişkileri daha iyiydi. Yani burada yanlış anlaşılmasın, aşiretler sanmamla değil mi? Ama aşiretler karşı aşiretteki insanlara değer veriyordu. Veya da ilgi gösterdi, sohbet ediyordu. Ama sol kültürde, sosyalist kültürde, yani bize yansıyan biçimiyle. Bize sosyalizm nasıl geldi? Türk solu vasıtasıyla geldi. Yani devletin kontrolünde geldi. Türkiye'ye gelen sosyalizm, Türkiye'ye gelen sol komünist anlayış farklı geldi. Devletin kontrolünde geldi. Ve bakın, Türkiye Komünist Hareketi'nin tarihi Cumhuriyet tarihinden daha da eskiler. Cumhuriyet tarihinden önce burada, bu topraklara komünizm düşüncesi geliyor. Ama devletin kontrolünde geliyor. O halkı, yani o ideolojik yapılar örgütleri birbirine uzaklaştırdı. Arada zıtlaştı. Ve bir ara gelip birbirine empati yapma, bir yana birbirine selam bile vermediler. Şimdi bu böyle bir durumda sen güç olamazsın. Çünkü bir örgütle, bir ideolojiyle bir ulusal kurtuluş hareketinin zafere gitmesi mümkün değil. Farklı kesimlerin bir araya gelmesi, ortaklaşması gerekiyor. Bu ortaklaşma olmadan bir liderle, bir ideoloji olmaz. Olsaydı Güney Kürdistan'da olurdu. Olmuyor. Niye? Birlikte olamıyor. Ha, bir şeyler olmadığı anlamında değil. Ama sonuca bile gitmedi. Şimdi demin başka bir şeyden bahsettin. Dedin ki hani içerideki sorunları PKK'da yani yeterince şey yapamadılar. Bakın, PKK'da bunun başarılı olabilmesi için dışarıda ikinci alternatif bir gücün olması gerekiyordu. Bu eksiklikten dolayı başarılamadı. Eğer ikinci bir, örneğin güneyde bir işte parti var, bir YNK var. Diyelim ki kişi YNK'dedir. Sorunları çıktı.
anlaşamıyor. Bakıyor işte hani bizim şeyler bellidir, yöntemler bellidir. Başına bir şey gelecek. Gidiyor partiye sığınıyor. Çünkü nihayet onları tanıyor. İşte hayatı tehlikede olduğunu söylüyor. O olmasa nereye gidecek? Diyelim ki gidip devlete sığınacak. Bugünkü işte yüzlerce PKK militanının gidip bir JİTEM'ci olması gibi. Çünkü yani bunların hepsi gider miydi? Belki hepsi gitmezdi. Bu daha az olabilirdi. Ama alternatif bir gücün olmaması örgüt içindeki sorunları daha da zorlaştırdı. Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı bu kadar mesafe alamazlar. Yani örgüt içinde 15 bin insan infaz edemezlerdi. Yüzlerce, binlerce kadro infaz edemezlerdi. 90'lı yıllarda İstanbul'dan, Ankara'dan giden yüzlerce, belki binlerce üniversite öğrencisini yollarda kat etmezlerdi. Bunları hiç kimse bilmiyor. Aileleri de sahip çıkmıyor ama bunların sayıları çok fazladır. Şimdi buradaki bu cephe faaliyetlerinde olsun, örgütün o kadar fütursuzca Kürt hareketine, yani Kürt ulusal davasının zarara uğratmasında karşısında bir alternatifin olmamasının çok ciddi bir etkisi oldu. Ben bunu 80'de, 81'de, 82'de, yani 80'lerin ortasına kadar bu koşullar varken bu fırsat kaçırıldı. Bu fırsat kaçırıldı, tümüyle her şey onların eline geçti. Cephede niye diyor ki herkes Şam'a gelsin? Çünkü gücü var. Hani diyorsun Orta Doğu'da işte gücü olan, zorba olanın sözü geçiyor. Toplum onun peşine takılıyor. Eğer ikinci bir, yani belki kelimeyi yanlış kullanıyorum, zorba bir güç olsaydı denge değişirdi. Denge o zaman değişirdi. Ben Şam'a gelmiyorum, sen işte Kürtistan'a geleceksin denilirdi o zaman. Yani sorunlar sadece PKK içindeki kadrolardan kaynaklanmıyor. Yani tamam, onlardan da kaynaklanan şeyler var. Ayrı bir sorun. Bunları da epey konuştuk. Fakat keşke diyelim ki, çünkü ondan fazla örgüt vardı 80 öncesi. Bunların 5-6 tanesinin ciddi gücü vardı. Yani ciddi ciddi. Belki birçokları zaten o zaman PKK'den daha güçlüydü. Belki 3. 4. güç olabilirdi. Ondan daha güçlü onlar vardı. Ama yerinde ve zamanda bu güçler kullanılmadığı için fırsat kaçtı. Yani bir şeyin fırsatını kaçırdığın zaman sen onu tekrar yakalayamıyorsun. Hele bu toplumsal olaylar oldukça farklıdır. Bazen 3 kişine yapacağın işi 3 sene sonra milyon insanla yapamıyorsun. O fırsatı değerlendirme. Onu demek ben sana istiyorum. Katılıyorum. Görüşüne katılıyorum. Fakat şimdi otorite, eğer bir, yani alternatiften kasıt, ben senin o görüşüne katılıyorum. Yıllardır aynı görüşü ben de savunuyorum. Bir PKK'yı dengeleyebilecek bir otorite olsaydı, Kürt milletin içinden çıkan, siyasetinden çıkan başka bir otorite sahibi, ama diktatör değil, otorite sahibi bir başka güç olsaydı, Kuzey Kürdistan bugün bu hale gelmezdi. Belki PKK de bu duruma düşmezdi. Bu doğru. Kesin. Evet, bu doğru. Evet. Fakat şimdi mesele şurada. Zaman varken, yani PKK kitleselleştikten sonra olay 91-92'den sonra farklılaştı. Ama 92'ye kadar yapabilmenin olanağı vardı. Sonradan da yapılabilirdi. Fakat hadise şurada, PKK'nın arkasında İran ve Suriye devleti vardı. Hatta Türk devleti var. Yani şimdi mesele burada. Sen eğer, örneğin mesela Kava ilk İran'a gittiği zaman o kadar baskı yaptılar ki bize. İlla işte bizimle işbirliği yapacaksınız, sizi güç sahibi yapacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız. Şimdi bunu yapabilecek bir güç olsaydı belki PKK ile kendi arasında bir denge usulü olurdu ama kurardı. Fakat o zaman da kan gölüne çevrilirdi Kuzey Kürdistan. Kürtler bu sefer kendi aralarında birbirlerini yerlerdi. Şimdi belki bir çıkış olur muydu, olmaz mıydı, ben ona inanmıyorum. Çünkü mesela Suriye de aynı şekilde bize baskı yaptı. Diğer örgütlere de baskı yaptı. Ama mesela biz Kavacılar olarak asla ne İran'la ne Suriye ile ilişki kurmadık. Fakat eğer lojistik desteği olan bir başka güç sağlansaydı, bence 94'te bu vardı. Bu olay bir daha gündeme geldi. Bak, Çeçenistan Savaşı'yla ve Balkanlar'da savaşın çıkmasıyla, Türkiye'nin o savaşa, hem Balkan Savaşları'na hem de Çeçen Savaşı'na müdahil olmasıyla Ruslarla arası müthiş, Sırplar ve Ruslarla arası müthiş derecede bozuldu. O dönemde Sırplar Kuzey Kürdistan'da ortaya çıkabilecek bir güç arıyorlardı. Aktif destek verebilecekleri güçler arıyorlardı. Nitekim Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasına sebep olan şey neydi? Rusların Sırplar üzerinden İran'a, PKK'ya gönderdiği helikopterler düşürüldü, biliyorsun. Bütün mesele biraz da buydu. Yani Çeçenistan Savaşı'na bağlı bir meseleydi bu. Evet, başka. Türk devleti baktı ki işler, ipler ellerinden çıkacak. Gittiler Abdullah Öcalan'ı Suriye'den çıkarttılar. İşte bu durum yaşandı. Yani şimdi bütün hadise güç,
güce bağlanıyor. İkinci bir gücün, otorite sahibi olan bir gücün kuzeyde çıkması gerekiyordu. Onun sorumluluğu hepimize aittir. Niye yapılmadı? Hepimiz bundan sorumluyuz maalesef. Evet, ben son bir sözle şeyi bitireyim. Epeyce uzadı. 1 saat 34 dakika oldu. Biz yani neden halk olarak birbirimizi vuruyoruz, örgüt olarak birbirimizi vuruyoruz? Yani bu tabii örgütlerin yapısından da başlarına devlet adamlarının yerleşmesinin etkisi de vardır. Ama psikoloji olarak bakın, 12 Eylül öncesi bir jandarma 100 hanelik bir köye giderdi, köylülerin hepsini tek sıraya dizerdi, tokatlardı, köylüler böyle dururlardı. Ama bir köylünün köpeği başka bir köylünün köpeğini ısırdığı zaman, kulağı kanadığı zaman, köpeğinin kulağı için diğer köylüyü öldürebiliyordu. Demek ki, veya başka örnekler vereyim. Mesela Diyarbakır cezaevinde gardiyan koğuşa girdiği zaman insanlar hazır ol vaziyete geçiyor, put oluyordu. Ana avrat küfür ediyor diyordu, ananızı şöyle yapayım, emredersin komutanım derlerdi. Fakat gardiyan dışarı çıktığı zaman biri yanlışlıkla diğerinin ayağına bastı mı tak ağzına vururdu. Bu nedir? Asıl zulümkara, asıl sömürgeciliğe karşı koyacak güçte, cesarette, medeniyete sahip olmadığından dolayı içine biriken kini birbirine boşaltarak rahatlıyor. Yani ama onun Kürt aşiretlerinin birbirini vurmasının nedeni de budur. Asıl neden. Yeneke ile KDP'nin birbirine vurmasının asıl nedeni de budur. PKK'nın içindeki iç infazların asıl nedeni de budur. Biliyor musun? Biz asıl zalime karşı baş kaldırmayı yapıp gerçekleşmediğimiz müddetçe kini birbirimize kusarız, birbirimizi vururuz. Şimdi programın sonuna geldik ama bir şey söyleyeyim senin bu açıklamana dair. Kekselim, onun da sebebi, yani Kürtlerin birbirlerine böyle davranmalarının da esas sebebi Türk devletin düşmanın kendisidir. Çünkü ben öyle diyorum bak, zaten. Tabii. Şimdi sen diyorsun ya, köylüler, bir jandarma geliyor, hazır ola geçiyor. Şimdi devlet Kürt kimliğini, Kürt kişiliğini kişiliksizleştirmiştir. Çok ucube bir kişilik yaratmıştır. Dolayısıyla orada işte o psikolojiyle devlete karşı çıkacağına kendisine yöneliyor. Devlete kin duyacağına kendisine kin duyuyor. Onun esas sebebi, o kişiliksizleştirmenin esas sebebi kültürü Türk devletinden kaynaklanıyor. Kürt'ün işte bunu anlaması diyorum, lazım. Ben diyorum, asıl düşmana karşı çıkmadığı için birbirini vurarak o içinde düşmana karşı olan kini birbirine yönelterek rahatlıyor. İşte onu aşmanın yoluna bakmak gerekiyor. Onu aşmanın kültürünü yaratmak gerekiyor. Bu da kolay değil maalesef. Kolay değil. Evet. Neyse, bu ayrı bir tartışma mevzusu. Yani program uzadı, epey uzadı. Evet, programı sona erdirelim. Salih, bir şey diyor musun? Herkese teşekkürler. Kamer Özkan'ı saygıyla anıyorum. İsmi geçti bu akşam. Gerçekten üzerinde çok düşünülmesi gereken veya tanınması gereken bir değerimizdir. Çok doğru. Evet. Ben de Kamer Özkan'ı saygıyla, büyük bir saygıyla anıyorum. Maalesef onun gibi bir devrimciyi yani katledildi. O söylediğim sebeplerden dolayı çok büyük üzüldük ama maalesef kaybettik. Büyük bir saygıyla ben de anıyorum onu. O Kürdistan devrimi bir kahramanıdır gerçekten. Kamer Özkan benim hayatımda 1976 yılında gözlerimle gördüğüm ilk silahlı Kürt devrimcisiydi. O zaman sizinle beraberdi. Selim arkadaş, o zaman grubun içindeydi. Ya şimdi o zaman şöyle bize denildi ki, Şahin Dönmez, Ali Haydar Kaytan geldiler Tunceli Öğretmen Okulu'na, dediler ki biz bir konuyu işte Ankara'da kendi aramızda tartışmışız, burada sizinle tartışmak istiyoruz. Bir dolmuşa bineceğiz, 13 kişi Kutu Deresi'ne gideceğiz. Kutu Deresi'nde bir mağara var,
Orada gidip bu konuyu tartışacağız. Biz gittik, dolmuştan indik, böyle bir vadiden gidiyoruz. Bir baktım yukarıdan mavzerli birisi geliyor. Yani mavzer silahı var. Bir de fişekleri böyle takmıştı. Eski. Yani ben böyle eski eşkıyaları falan biliyordum. İlk olarak yani o zaman bizim PKK'nın daha tabancamız bile yoktu. Ondan sonra geldi işte o da oturdu. Biz gittik yani mağarada oturduk. Şahin Dönmez dedi işte bundan sonra bize işte kadın arkadaşlar da katılabilir, kız arkadaşlar da katılabilir. İşte kim kiminle evlenecekse kimse yani karar vermeyecek. İşte örgüt karar versin. O zaman biz bunu tartıştık. Tabii reddedildi. Kimse kabul etmedi. Ben Kamer'i orada tanıdım. Evet. Tabii binlerce Kamer gitti. Bir Kamer değil, binlerce Kamer. Maalesef, maalesef. Evet. Peki ben de teşekkür ediyorum sizlere. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Değerli seyirciler, bu programı burada kapatıyoruz. Size çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım bir şeyler anlatabildik. Tarihe bir dipnot bile olsa bizim bu tartışmalarımız, çok memnun oluruz. Gerçekler ortaya çıkıyor, sır olarak bildiklerimiz ilk kez Hani TV'de ekrana geliyor. Yeni bir program başlıyor. Gizli talimatları, telsiz konuşmaları, PKK yöneticilerinin öz eleştirileri, sansürsüz avukat görüşmeleri, hepsi Hani TV'de yayınlanıyor. Ali Aras ve Selim Çürükaya arşivini açıyorlar. Şimdi bu açık vermeleri bir fırsat oldu. Örneğin o görüşmelerde PKK inkar ediliyor. Yani PKK diye bir örgüt yok. Kongreniz bir politika değişikliği mi yaptı? Merkez komiteniz böyle kararları var mı? Abdullah Öcalan diyor bizde her şey bende başlıyor, bende bitiyor. Yepyeni belgeler, hiçbir yerde yayınlanmamış konuşmalar Salih Aras ve Selim Çürükkaya'nın yorumlarıyla ekrana geliyor.